Anadolu Holding basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu üyesi ve CEO'su Doçent Doktor Sayın Alparslan Baki Ertekin'e kürsüye teşriflerini arz ederim. Kıymetli Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, Kayserimizin kıymetli televizyon, internet sitesi, gazeteci boyutundan gelen kıymetli arkadaşlarım, değerli genel müdürlerim, mesai arkadaşlarım, hepiniz RCS Anadolu Holding'in kısa bir değerlendirmesi, 2021 ihracat verileri ve ISO 500 listesi açıklandı. Orada olan şirketlerimizi konuşmak, biraz da RCS Anadolu Holding nasıl gidiyor, nasıl yönetiliyor, rakamlar nasıl? Biz biliyorsunuz pandemi öncesinde sürekli bu rakamları sizlerle paylaşıyorduk. Pandeminin araya girmesiyle beraber bir intikaya uğradı. Ama şükürler olsun artık pandemi bitti. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraber maskesiz, mesafesiz bir arada olabilmek. Aşağıda yemek yedik, sohbet ettik. Şimdi burada da sunumu yapacağız. Buradaki rakamların hepsi gerçek rakamlar. Hiçbir şekilde üzerinde bilanço oyunları oynamamış olan rakamlar. Ve olabildiğince en yalın haliyle, en anlaşılabilir haliyle sizlerle bu rakamları paylaşacağım. Tabii soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru cevap kısmında da kaçınılmaz bir şekilde son dönemde TMSF üzerinden başlatılan ama özellikle RCS Anadolu Holding'i de içine alan iddialarla ilgili eminim söyleyeceklerimiz, soracaklarımız olacak. Orada da 4,5 yıldır içinizde yaşayan, kendini Kayserili gibi hisseden ve kendini Kayserili gibi hissetmesi için inanılmaz bir ev sahipliği görmüş olduğum bir ortamda samimi hislerimi ama kelimelerle değil birçoğunun altını evraklarla, belgelerle doldurarak dilim döndüğünce cevap vermeye çalışacağım. Ama önce bir şeyi sunuma başlamadan söylemem gerekiyor. Defaatle söyledim ve bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Burada 4,5 yıldır, 5 yıldır inanılmaz büyük bir başarı var. Ve bu başarıyla ilgili herhangi bir kişinin olumsuz bir şey söylüyor olmasından nefsim, şahsım adına hiçbir rahatsızlık duymam. Çünkü insan kendi özünde yaptığı şeyin doğru ya da yanlış olduğunu ya da ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu bilir. Ama bu emeğin arkasında 14 bin kişinin gayreti varsa, gece demeden, gündüz demeden, her türlü fedakarlığı yaparak, buranın kendilerine emanet olduğu bilinciyle, alın teri dökerek, çaba göstererek yapılan bir başarı varsa ve bu başarıya sadece ve sadece o başarının görünen yüzü ve sesi olan kişiye saldırmak için saldırı yapılıyorsa ben bunu kabul edemem. Ben yine söylüyorum, burada bir başarı var ama bu başarıyı milyonlarca parçaya bölseniz, o milyonlarca parçanın en küçük parçası benim hisseme düşer. Geriye kalan parçaların tamamı, bugün bu kısmı bu salonda olan ama çoğunluğu New Jersey'de, Moskova'da, bombaların altında Donetsk'te, Diyarbakır'da, Bursa'da ve Kayseri'de olan mesai arkadaşlarımızdır. Evet, başlıyoruz. Evet, bu başarı hepimizin. Bu başarı 14 bin mesai arkadaşımın. 14 bin mesai arkadaşımın başarısını kamuoyuyla paylaşan siz kıymetli basın mensuplarının ve bu başarıda yer almak isteyen herkesin bu başarı. 2021 listeleri açıklandı. Üretimden satışlara göre RCS Anadolu Holding'in 6 tane şirketi bu sene İstanbul Sanayi Odası 500 endeksinde yer almakta. Burada bir şeyin altını kalın kalın çiziyorum. Üretimden satışlara göre. Yoksa
ciro olarak baktığınızda buradaki şirketlerin birçoğunun sırası olduğu yerin çok daha üstünde. Ama bu bir tercih. Biz son 4,5-5 yıldır yani direksiyonun başına ben ve beraberindeki genel müdürlerin geçtiği günden beri içeride iş yapmak kadar dışarıda birlikte iş yaptığımız tedarikçilerimizi, fasoncularımızı da büyütmek ve onlara da can suyu olmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Normalde içeride bir hat daha açmak ya da bir mesai fazla açarak dışarıya verilen işlerin büyük kısmını içeriye alabilmek mümkün. Ama dışarıda da ciddi bir şekilde destek olduğumuz, büyümelerine fayda sağladığımız, bize mal yapmak durumunda kalan, bize mal yaptıkları için kalite nedir, kontrol nedir, bu prosesleri öğrenen ve bu prosesleri öğrendikleri için ihracat yapabilen onlarca firma çıktı. İyi ki öyle yapmışız, iyi ki tercihimizi tamamen üretimi içeride tutmak değil, bir kısmını dışarıya taşıyarak Erciyes Anadolu Holding markalarına mal verebilir nitelikte mallar üreten küçük küçük şirketçikler kurmuşuz. Çünkü o şirketler o standartlara ulaştıkları zaman ihracat yapmaya da başladılar. Eğer bugün Kayseri'nin ihracatında son 4-5 senede mobilyada bir artış varsa onda buradaki mesai arkadaşlarının katkısı büyüktür. Bunun göz ardı edilmemesini özellikle rica ediyorum. Evet, bunu da çok önemsiyoruz. Bir şirket kendi iç pazarında korunmuş olmanın getirdiği bazı avantajları kullanarak, piyasaya çok erken girmiş olmanın getirdiği avantajları kullanarak belirli bir noktaya gelebilir. Ama yurt dışı pazarlarda, dünya pazarlarında aynı şekilde rekabetçi olup ihracat yapamayabilir. Oysa ki bizim İstanbul Sanayi Odası 500 listesine giren 6 şirketimizden 5 tanesi, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5 şirketi arasında. Yani şirketler sadece iç piyasada etkin, birinci, lider durumda değiller. Birçoğu ihracatta da Türkiye standartlarında kendi sektörlerinde en fazla ihracat yapan şirketler. Evet, burada hepinizin çok iyi bildiği ama yine bir hatırlatmakta fayda gördüğüm Erciyes Anadolu Holding nedir, ne iş yapar? Hangi alanlardadır, olduğu alanlardaki durumu nedir? Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle mobilya. Yani Türkiye'de mobilya denince akla biz geliyoruz. Türkiye'nin birinci markası İstikbal ki bugün 670-80 civarında etkin bayi ağı var. Onu ikinci olarak takip eden Bellona, onlar da 600 barajını geçtiler. En son 614. mağazayı açtılar. Ve üçüncü olarak Mondi. Ben Mondi'nin o yeşil kırmızı logosundan ve kızım sana Mondi alayım yaklaşımından çıkıp tarz ulaşılabilir ve iyi fiyatlarla Mondi Home mağazalarında diyen işte resimde gördüğünüz gibi yeni logosu, yeni tasarımıyla ve geçmişte 300 mağazasından 200 tanesinin tamamen lağvedilip yeniden sıfırdan bir mağaza ağı kurarak bugün geldiği noktayı çok çok önemsiyorum ve Mondi Home'un hala alacak çok uzun bir yolu olduğunu ve bu yolu da hep başarılarla bir önceki senenin üstüne koyarak devam ettireceğini düşünüyorum. İkinci etkin olduğumuz alan tekstil. Burada geçmişte grubu bilenler bilir bir tek Boytex'imiz vardı. Bu şirketlerin hiçbiri yoktu. Boytex dünyanın en büyük ikinci yatak kumaşı üreticisi. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin herhalde üzerinde yatacağınız 10 yataktan bir tanesinin kumaşı Kayseri'de Boytex tesislerinde üretilmektedir. Geçmişte Boytex'in bu büyük ve çok başarılı olduğu işletmenin içine sonradan ayırdığımız Bursa'daki Weavers, Kayseri'deki Veltex ve tamamen aslında konusu farklı olan halı fabrikasını ki orada da benim yaş jenerasyonum çok iyi bilir hangi halı değil hangi gümüş suyu. Gümüş suyu markası İflas dairesindeydi. Aldık, yeniden kullanıma çıkardık ve bugün Türkiye'deki yaklaşık 1600 İstikbal Bellona Mondi bayisinde münhasır olarak satılan yaklaşık 200 noktada gümüş suyu markasıyla halı satıyoruz. O da bizim oluşturduğumuz yeni şirketlerden bir tanesi.
Bir tanesi doku. Eğer Türkiye'de çok yaygın bir bayi ağına sahipseniz ve burada her türlü mobilyayı satıyorsanız ve sattığınız mobilyalara büyük bir teveccüh varsa, Türkiye'nin en büyük birinci, ikinci, beşinci mobilya markasını bünyenizde bulunduruyorsanız, o zaman mobilyayla beraber halı da satarsınız, mobilyayla beraber, yatakla beraber ev tekstili de satarsınız. Doku Home diye bir marka oluşturduk ve çok iyi gidiyor. Bu tabloda görmüş olduğunuz Boytex hariç, Gümüş Suyu, Doku, Weavers, Veltex, son 3 senenin, son 2 senenin markaları ve her biri çok yeni ama kat ettikleri mesafeye baktığımda gerçekten doğru bir iş yaptığımızı ve bu alanlarda çok daha fazla yol alacağımız, özellikle Gümüş Suyu'da ve Doku'da çok daha kat edilecek mesafe olduğunu görüyorum. Ve ikisinin de ihracat rakamlarıyla sadece iç piyasada kendi mağazalarımıza yapmış oldukları satışlar değil, ihracat rakamlarıyla da gurur duyuyorum. Evet, üçüncüsü HES Kablo. HES Kablo biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük lider kablo markası ve grubunda amiral gemilerinden bir tanesi. İstikbal'le beraber en çok CEO'yu yapan şirketimiz. Burada da son 2,5-3 senede aslında çok şey yaptık, çok şeyi değiştirdik. Ama bunların içinden mesai arkadaşlarımın gayreti, çabası ile en fazla değiştirilen şey, artık biz son 2,5 yıldır yoğun bir şekilde hurda bakıp kullanmaya başladık. Bakın bizim grubumuz, sonda vereceğim ama şimdi söyleyeyim. Geçen seneyi 505 milyon dolar ihracat, yaklaşık 351 milyon dolar ithalatla kapadı. Yani 155 milyon dolar üstünde bir cari fazlamız var. Yani biz ithal ettiğimizden 155 milyon dolar daha fazla ihracat yapıyoruz. Ama sadece tonu 10 bin dolar olan bakırı düşündüğünüzde ve yıllık geçmişte bakır alüminyum dengesini bakır lehine kullanıyorduk ama son dönemde bazı değişiklikler yaptık. Ortalama 22-23 bin ton bakır kullandığınızı düşünürseniz yıllık 10 bin dolarla çarptığınızda 230 milyon dolar sadece bakır ithal etmek zorundasınız. Ama biz geçen sene kullandığımız bakırın %70'ine yakınını buradan elde ettik. Yani Türkiye'nin çöpünü, hurdacıların topladıkları bakırı, bakır işleme tesisimizde önce yüksek ısılarda erittik, anot haline getirdik, 20-21 gün elektrolizle kullandık, katot haline getirdik ve yaklaşık 130-140 milyon dolar ithalat yapılması yerine iç piyasada hurdacıların topladığı hurdayı kullanmaya başladık. Bunu çok önemsiyorum. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Zorlanıyor muyuz? Evet, zorlanıyoruz. Gidip bir tedarikçiden mal ithal etmek, ürünün üretim garantisi ve sürdürülebilirliği açısından çok daha kolay. Çünkü hurdadan dışarıya bağımlısınız. Her zaman hurda bulmak kolay olmuyor. Üretim proseslerinde sürekli mide kramplarıyla dolaşıyoruz. Acaba önümüzdeki hafta yeter mi hurda gelecek mi? Öbür hafta olacak mı? Öbür hafta olacak mı? Ama günün sonunda çıkıp şu kürsüden göğsümü gere gere 150 milyon dolar ithalat yapmıyoruz. Türkiye'nin çöpünü hurdasını topluyoruz diyebilmenin verdiği huzur ile ve bana bu huzuru yaşatmak için arkadaşlarım o krampı midelerinde hissetmeye devam ediyorlar. Bir şey daha var. Türkiye'de biz göreve geldiğimiz ana kadar üretilebilen en üst kapasitedeki ENH, yani enerji nakil hatlarında taşıma kapasitesi 154 kW iken şu anda 380, 400, 450'nin deneme testlerini ve yaşlandırma testlerini yapıyoruz. Testlerin sonuna geldik. Allah izin verirse 2022 yılının sonunda süper yüksek iletken 380, 400, 420, 450 yapmayı da yine Türk mühendisleri HES Kablo'da başarmış olacaklar. Bir başka alan kimya sektörü. Aslında benim gezmeyi en sevdiğim ve keyif aldığım şirketlerden bir tanesi HES Formsünger. Günün sonunda orada yapılan iş hanımlar bilir. İşte kek yaparsınız, altına incecik bir katman koyarsınız, işte içinde kabartma tozu vardır, fırına verirsiniz. Fırında o böyle şişer şişer kabarır, ne kadar çok kabarırsa siz de o kadar çok kabarırsınız. Ne güzel kek yaptım diye. Aslında bizim Formsünger'de yaptığımız bir nevi kek yapmak. Ama birazcık daha kompleks ve karışık olanı. Çünkü günün sonunda banttan çıktığında bile dünyanın en yanıcı maddelerinden bir tanesi olan sünger iç sıcaklığı 186 derece olarak çıkıyor ve yanmıyor. İşte bunu yapabilmek ya da incecik bir kalıptan kocaman
devasa bir sünger bloğu yapabilmek bir beceri gerektiriyor. Burada da Türkiye'de üretilen süngerin %42'sini tek başımıza üreterek sektördeki en büyük oyuncuyuz. Ve mobilya grubunda bu kadar güçlü olmamızın, bu kadar iyi ürünler yapabilmemizin, işte İstikbal'in çıkıp uyku mimarı demesi, Mondi'nin çıkıp uyku uzmanı demesini sağlayan güç, arkadaki form süngerin sünger üretme gücü. Demir çelik alanında yine Boy Çelik, Serco ve Erciyes Çelik Alat'la hizmet veriyoruz. Boy Çelik ne yapıyor? Boy Çelik bu içinde yataklarda ve mobilyalarda kullandığımız profilleri ve yayları yapıyor. Serco ağırlıklı olarak paket yay yapıyor. Bu terimi çok sık duyacaksınız. Paket yay, normal yayların bir kumaş içine, bir tela içine koyulması, bir arada yan yana kullanılması ve farklı bir konfor rahatlığı vermesi için geliştirilmiş olan bir teknoloji. Çok yeni bir teknoloji değil ama Türkiye'de son dönemde çok yoğun bir şekilde duymaya başladık. Biz bu teknolojiyi zaten uzun yıllardır hibrit olarak kullanıyorduk. Yani normal sünger, normal yay, paket yay hepsini bir arada. O işi yapan serbest bölgedeki bir şirketimiz. Erciyes Çelik Halat da mukavemetli çelik halatlar yapan. Hatta hep söyledim, gururla da söylemeye devam ediyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kılavuz halatlarının da Erciyes Çelik Halat tarafından yapıldığını burada bir kere daha söylemiş olayım. Bir de tabii pazarlama şirketlerimiz var. Biz normalde kendi ürettiğimiz mobilyaları ana bayiler kanalı ile dağıtıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 11 tane ana bayimiz var. Bu ana bayilerin yanında 3 tane de holding şirketlerimize, bize ait olan ana bayiler var. Bunun amacı ne? Bunun amacı bir, piyasadan haberdar olmak. İki, işin bir kısmını kontrol ederek artılarını, eksilerini sahadan gelen verilerle değerlendirebilme imkanına sahip olmak. Bunların içinden doğa aynı zamanda perakendecilik de yapıyor. Yani birebir 1600 tane bayimizin yaptığı işi biz 20-30 noktada yapmaya devam ediyoruz ama bu işten çıkacağız. Biz artık hür müteşebbisin, rakibi olmayacağız. Biz o mağazalarımızı da İstanbul'da başladık devretmeye. İl devretmeye başlıyoruz. En son olarak da Kayseri'deki mağazaları devredeceğiz. Ve artık biz işin sanayi boyutunda ve bir süre daha toptan dağıtımında olacağız ama perakendesinde olmayacağız. Bir de servis ve lojistik şirketlerimiz var. Burada Lifos Havacılık, biliyorsunuz bir jetimiz vardı, onu kiralıyorduk. Zaten onu 1,5 yıl önce pandeminin içinde iyi bir fiyata sattık. O şirketimizin de kapanışını yapıyoruz. Yani belki bir sonraki sunumda artık Lifos Havacılık'tan bahsetmiyor olacağız. Bizim Menkul Değerler bir aracı kurum ve Türkiye'deki bence ünvan olarak ya da isim olarak duyulma noktasında başarısının ve etkisi kadar duyulmadığını, haberdar olunmadığını bildiğim bir şirketimiz. Eğer borsaya ilgi duyanlar varsa bizim Menkul Değerler'in web sitesini takip etmesini, Twitter hesabını takip etmesini ve en doğru, en sağlıklı bilgileri oradan alabileceklerini de söylemek isterim. Geçen gün hatta bununla ilgili bir tweet paylaştım. Holdingleri yönetirken bizim anayasamızda yapmış olduğumuz bütçeler, yıllık bütçeler ve o bütçelerde biz sapmaları pek sevmeyiz. O yüzden doğru, sağlıklı tahminlerde bulunmamız gerekir. En sıkı ve doğru tahmin yapmamız gereken alan kurdur, enflasyondur ve doğal olarak faizdir. Buralarda bakıyorum son 4 yıldır bilançolarımızı, bütçelerimizi hiç revize etmedik. Ve bir yıl öncesinin Ekim-Kasım ayından, bir yıl sonrasının Aralık ayı için yani 14 ay sonrası için verdiğimiz tahminlerde genelde çok az yanıldık. Hani bu negligible dedikleri, ihmal edilebilir oranda yanılmalar oldu. Burada da finans ekibimiz, başta CFO'muz da burada Erdal Bey ve bizim Menkul Değerler'deki ekibin çok ciddi katkısı var. Bu vesileyle onlara da huzurlarınızda teşekkür etmiş olayım. Boy servisi hizmet servisimiz. Yani Türkiye'de herhangi bir malı satıyorsanız onun hizmetini de vermek zorundasınız. Satış sonrası hizmetler, satış sırasında ortaya çıkabilecek olan sorunlar için bizim markalarımız İstikbal Bellona ve Mondi'nin satış sonrası hizmetini verir. Burada bir parantez Boy Trans'ı açalım beraber. Görüyorsunuz bu bizim organize sanayi bölgesindeki Boy Trans'ın ana garajının olduğu yer. 100 tane tırımız var. 100 tırın dışında 50 tane de Dorsey'miz var.
Yani 100 tane tır şehir içinde hareket halinde, ülke içinde hareket halinde, 50 tane dorsiyede onlar hareket halindeyken geriye döndüklerinde malları hazır olsun, fazla vakit kaybetmesinler, bir an evvel şoför değiştirip yola çıkabilsinler diye alınmış. Pekala bu gayret, bu koşturmaca niye? Kayseri ile ilgili, Kayseri'nin sanayisiyle ilgili, Kayseri'nin ticaretiyle ilgili tırnak ucu kadar bir kaygınız varsa, Kayseri'nin sorunlarıyla ilgileniyorsanız, Kayseri OSB'nin sorunlarıyla ilgileniyorsanız ve burada 10 dakika, 20 dakika, 50 dakika, 1 saat değil, 1 dakika vakit geçirmiş olsanız, size ilk söylenecek olan şey, Kayseri'de çok ciddi bir lojistik problemi oldu. Niye? Kayseri, biz Kayseri'yi insanlara anlatırken ne diyoruz? Kayseri Türkiye'nin üretim üssü diyoruz. Burada birinci organizemiz var, Mimar Sinan organizemiz var, İncesu organizemiz var, serbest bölgemiz var. Yani 4 tane büyük üretim alanımız var. Ve bu üretim alanlarından ülkenin yüzünü güldüren, Kayseri'nin göğsünü gere gere biz bir üretim üssüyüz diyen fabrikaları var. Ve bu fabrikalar her gün üretiyorlar ve her gün ürettiklerini de Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ve dünyaya taşımaya çalışıyorlar. Ama buna karşılık havuz problemi. 2 tane musluk vardı. Açtık yukarıdan 3 litre, 2 litre açıyordu. Ama aşağıdaki delik 10 litreydi. Bu havuz nasıl dolar? Bu havuz hiçbir zaman dolmaz. Kayseri'de de lojistik problemi hiçbir zaman bitmez. Bakın biz Türkiye'deki en büyük holdinglerden bir tanesiyiz. 100 tane kendi tırımız var. 50 tane dorsemiz var. Buna rağmen ortalama rakam söylüyorum. Sezona 800'e çıktığı da olur, 900 de olur, 1000 de olur. Ama ortalama her gün 550 tane kamyonu, tırı hareket ettirmek zorundayız. Yani Erciyes Anadolu Holding'in fabrikalarından çıkıp depo, sevkiyat alanına gelen her gün ortalama 550 tırı yüklemek zorundayız. Buna karşılık yapabildiğimizin en iyisi her gün %87'sini yükleyebiliyoruz. Ve bir gün sonrasına minimum %13'ü devroluyor. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Her gün 550 tane kamyon istiyorsam %87'si kadarını Kayseri'de piyasada bulabiliyorum. %13 kadarını bulamıyorum. Ve ertesi gün bulduğumu %87-88 neyse ilk bir gün önceden kalan %13'ü yüklüyorum ve ikinci gün yine bir birikim oluyor. Şimdi bu Erciyes Anadolu Holding'de böyle, pekala diğer şirketlerde nasıl? Diğer şirketlerde de bundan pek farklı değil. Peki bu beraberinde neyi getiriyor? Bu beraberinde şunu getiriyor. Kamyoncuların toplandıkları ve bu işin piyasasının olduğu yerde arz talep, ekonomi ilk öğretilen şey, ekonomi 101. Girerseniz hoca der ki, ekonomi arz talep dengesidir arkadaşlardır. Bir mala olan talep artarsa ve aynı oranda arz edilemiyorsa fiyatı yükselir. Şimdi Kayseri ile ilgili bildiğiniz bir gerçek var, ne? Her gün binlerce araç dışarı çıkmak istiyor. Oysa her gün içeriye giren araç hangi araçlar? İşte meyve sebze getiren araçlar, yarım hamur getiren araçlar, ithalat ürünlerini getiren araçlar. Ama arada çok ciddi bir fark var, kapanmıyor. O zaman ne oluyor? Fiyatlar artıyor. Pekala fiyatlar arttığında küçük şirketler mi daha avantajlı, bizim gibi devasa kurumsal şirketler mi daha avantajlı? Küçük şirketler daha avantajlı. Niye? Çünkü bize göre çok daha esnek ve hızlı karar alabiliyorlar. Yani biz 1000 lira fiyat veriyoruz İstanbul, Kayseri, Adana taşımasına. Bir tane küçük firma geliyor 1100 lira diyor. O anda holdingi temsil eden, orada bulunan arkadaşın 1200 lira diyebilmesi gerekiyor. Belirli limitlerde o esneklik tanınmış oluyor. Ama dur müdürüme sorayım, şefime sorayım, kamyon bağlandı gitti. Bunu niye bu kadar detaylı anlattım ileride söyleyeceğim size. Evet, devam ediyoruz. Enerji. Belki geriye dönüp 3 yıllık hikayeye baktığımda kendime en çok kızdığım yerlerden bir tanesi bu. Bu
Burada öyle bir hikaye var, öyle bir başarı var ki biz bunu Kayseri kamuoyuyla hiç paylaşmadık. Bakın, ben göreve geldiğimde 200 megawatt hidroelektrik santral ve 50 megawatt rüzgar santralimiz vardı. O gün enerji şirketini değerli ettirdiğimizde 220 milyon dolar gibi bir değer ortaya çıkıyordu. Yani günün birinde o şirket o haliyle satışa çıksa 220 milyon dolar ediyordu. Bugün şu son 3 yılda açmış olduğumuz RES'ler, GES'ler, aldığımız lisanslarla bu şirketin minimum değeri 1 milyar 200 milyon dolar. Yani 3,5 yılda bir şirketin değerini minimum 1 milyar dolar arttırdık. 1 milyar dolar. Ama biz bunu Kayseri kamuoyuyla paylaşmakta inanılmaz derecede mütevazi gittik. O zaman biraz enerji konuşalım. Bu gördüğünüz Manisa-İzmir hattı, Sibel RES, 80 megawatt, 23 tane şöyle gördüğünüz rüzgar gülü var. Şu gördüğünüz rüzgar güllerinden bir tanesi ortalama 80 ton. Yerde monte ediliyor, 105 metrelik kuleye çıkarılıyor ve dibinde, şu anda onu gösteriyor. Dibinde oturduğunuz zaman dünyada bundan güzel bir müzik sesi yok. Yani rüzgar enerji santralinin o dönüşündeki o muhteşem bir ses ve ülke için yenilenebilir enerji üretiyor. Bir tanesi bu. Peki abi, bunun dışında ne var? Bunun dışında 100 megawattta İstanbul'da yaptık. Etti mi 180 megawatt? Bizim aileden devraldığımız 50 megawatt vardı. 5 megawatt ona ek yaptık. Etti mi 185 megawatt? Bizim portföyümüzde hiç güneş yoktu. Van Gölü'nün kıyısına Tuşba ilçesi, geçenlerde deprem oldu, duydunuz. Bundan bir hafta 10 gün önce Tuşba depremin olduğu yer. Van Gölü'nün kıyısına Tuşba ilçesine Türkiye'nin aktif çalışan en büyük güneş enerjisi santralini yaptık. 1 milyon metrekareye 55 megawatt. Sonra aynı yıl içinde 27,5 megawattta Antalya'nın Aksekisi'ne yaptık. Ve yaklaşık 77,5-80 megawatt civarında sıfırdan güneş portföyü oluşturduk. Yeter mi yetmez? 105 megawatt YEKA ihalesinden güneş santrali lisansı aldık. Son yapılan rüzgar ihalesinden 30 megawatt daha rüzgar ihalesi aldık. 1000 megawatt yenilenebilir enerji sözümüz var bu ülkeye ve onu tamamlayacağız. Ve liyakatın hiç önemli olmadığı, sadece sadakatin önemli olduğu çalışanlarla çalıştığımız için bunu da ayrıca konuşacağız. Türkiye'de 5 tane lisans almayı akıl edebilen holdingden bir tanesi olduk. Ve son YEKA ihalesinde de Van'da 30 megawatt daha enerji aldık. Ve paranın tamamını saraya, sarayın özel kalemine, eşine dostuna aktardığımız için yatırım yapacak hiç paramız kalmadı. 2017 yılında 252 milyon, 2018 yılında 167 milyon, 2019 yılında 335 milyon, 2020 yılında 863 milyon, 2021 yılında 2 milyar 914 milyon liralık yatırım yaptık. Ve 2022 yılı tahminimiz 2,5 milyar civarında bir yatırım olacağı şeklinde. Bu rakamlar ağızdan kolay çıkıyor ama 2,5 milyar çok ciddi rakam. Kayseri OSB'de ortalama 15 milyon liraya bir fabrika yapıldığını düşündüğünüzde 2500 bölü 15 kaç tane fabrika olduğunu lütfen sizler hesaplayın. Ve geldik finansal sonuçlarımıza. Öyle ya, liyakatsiz, sadakatli insanlarla çalışıyoruz. Parayı da sağa sola saçıp savuruyoruz. O zaman öyle bir tablo çıkmalı ki eyvah evlere şenlik. Bakalım ne olmuş. 2016 yılında, yani biz bu holdingi devraldığımızda, bir geri geleyim, özür diliyorum. Fazla bastım herhalde. Şuna bir
şuradan mı geliyor? Evet, çok özür diliyorum. Bir dakikanızı aldım. Evet, 2016 yılında 6 milyar 563 milyon lirayla başlamışız. 2001 yılında 20 milyar 851 milyona gelmişiz. 2022 yılı yıl sonu tahminimiz 33 milyar 523 milyon. Yani 2016-2022 arasında %410 büyüme olmuş. Bu büyümenin üstünde Türkiye'de büyüme ne enflasyonda vardır, ne başka bir holdingin, bizim ayarımızda başka bir holdingin büyümesi bunun yakınına bile yaklaşamaz. Yakınına bile yaklaşamaz. Lütfen çıkarın, gazetecisiniz. Benim söylediğimle kalmayın. Ben de bu arada bütün büyük holdinglerin 2016-2022 büyüme rakamları var. Bize en çok yaklaşabilen %357'de kalmış. Biz %410 büyürken. Ama tabii onlar şu hatayı yapmışlar. Sadakatli insanlarla çalışmamışlar. Liyakatli insanlarla çalışmış onlar. Biz sadakatli insanlarla çalıştık. İş bilmez, işten anlamaz insanlarla çalıştık. Bu arada bunları çok sık dillendiriyorum. Sonda buna da değineceğim. Bakın yine diyorum. Tek bir kişiyi hedef alsanız, tek bir kişiyi sorun yok. Arkadaşlar, biz belirli dönemlerde işe yeni başlattığımız kardeşlerimizle oryantasyon yaparız. Sonuncusunu da 2020'nin Aralık ayında yapmışız. Yani 2022'nin 6. ayındayız şu anda. Yani 1,5 sene sonra o oryantasyonun bir parçasında da şu gördüğünüz sunuma benzer bir sunum olur. Ben holding CEO'su olarak kurumda birlikte çalışacağım arkadaşlarıma. Derim ki arkadaşlar böyle bir holdinge geldiniz, aman ona göre çalışın. Bugün de aramızda benim bildiğim 2020'den Aralık'tan sonra işe alınmış, yani son 1,5 senede işe alınmış beyaz yakalı arkadaşlarım olması lazım. Lütfen varsanız bir ayağa kalkar mısınız? Lütfen. Yani sizler son 1,5 senede işe alınan beyaz yakalı kardeşlerimsiniz, doğru mu? Tamam. Buyurun lütfen oturun. Evet, pekala ciro tek başına bir anlam ifade eder mi? Öyle ya, ciro yaparsınız ama faaliyetiniz karlı olmaz. Faaliyetimiz ne olmuş? Yani bu yaptığımız faaliyete karşılık elde ettiğimiz kar ne olmuş? 2016 yılında biz devraldığımızda 643 milyonmuş. 2 milyar 216 milyon liraya 2021 sonunda gelmiş. 2022 tahmini de 3 milyar 472 milyon. Geçmişte bu tabloda net karı kullanıyordum. Dediler ki ya son dönemde Türkiye'de burada inanılmaz bir hareketlilik var. Sen net karı verip uyanıklık yapıyorsun. Çünkü bilançoya kambiyo karları da giriyor. Bakın burada kambiyo karı falan da yok. Faiz geliri de yok. Bu birebir faaliyetimizden elde ettiğimiz iş. Mobilya satmışız, sünger satmışız, çelik satmışız. Yani satmışız, oradan gelen faaliyet karları. Evet, devam edelim. İhracat rakamları. Evet, yine bir kere fazla bastım herhalde. Bir daha geri gideceğim, özür diliyorum. Evet. 395 milyon dolar ihracatla aldık. 2021'i 505 milyon dolar ihracatla tamamladık. 2022 tahminimizde 530 milyon dolar. Yalnız bu ihracatta bir şeyin altını kalın kalın çizmem gerekiyor. 2010'lu, 11'li, 12'li yıllar Türkiye'nin, yani Suriye iç savaşı çıkana kadar, Irak'taki karmaşa tam böyle yerin hala Irak'a mal satabilme imkanı olana kadar bizim şirketlerimizden HES Kablo da dahil olmak üzere Türkiye'deki birçok firma ihracatını ağırlıklı Suriye, Irak ve İran üçgeninde yaptı. Bunun en büyük sebebi navlun avantajı, komşu olmanın avantajı. Kamyona yüklüyorsunuz Kayseri'den, bir gün sonra Irak'ta, bir gün sonra İran'da, bir gün sonra Suriye'de. Ama Orta Doğu'da dengeler çok çabuk değiştiği için artık Irak'ta, İran'da, Suriye'de Türkiye için bir pazar olmadığında o günkü rakamlara baktığınızda 150-160 milyon dolar
Sadece Irak'a ihracat var. Ve Irak sıfırlandı. 40-50 milyon dolar Suriye'ye var, sıfırlandı. Bugün şu 505 milyon dolar ihracatın en iyi tarafı Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatın %70 artması, Avrupa Birliği'ne olan ihracatın %54 artması. Yani ekonomik yönden stabil, müreffeh ülkelere olan ihracat arttı. Böylelikle bir kaos ortamı olması, bir istikrarsızlık ortamı olması ve ihracattaki rakamların düşmesi riski azaldı. En azından her şeyi yaptığımız gibi yapmaya devam ettiğimiz sürece ihracattaki rakamlarımızın geriye doğru gelmesi mümkün değil. İleriye gitmesi, ileriye gitmesi biraz daha çaba göstermek, yeni pazarlar aramakla mümkün olacak. Evet, 2016'da biz göreve geldiğimizde ithalatımız ihracatımızdan fazlaymış. Çünkü biz Glencore'dan bakır alıyormuşuz. O zaman yıllık 36 bin ton bakır alıyormuşuz. Bugünkü parayla 360 milyon dolar bakıra, İsviçre'ye para veriyormuşuz. Bugün o parayı vermiyoruz çünkü buradan kullanıyoruz. 2017 yılında ithalat biraz daha artmış, ihracat biraz daha azalmış. Ama 2018'den sonra, özellikle de 2021 yılında gördüğünüz gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı %143'e çıkmış. Ve Mayıs 22 kıyaslamasında da o %143'ün %163'e yükseldiğini iftar ve gururla takım arkadaşlarının başarısının sözcüsü olarak burada söylemiş olabilir. Bir de tabii bu işin devlete karşı ödenen vergi boyutu var. Kayseri'nin parası, bu lafa da taktım arkadaşlar, bunu da söyleyeceğim, bunu da konuşacağız. Türkiye'de toplanan verginin %44'ü sadece İstanbul'dan toplanır. Türkiye'de toplanan verginin %88.18'i 10 ilden toplanır. O zaman birileri çıkıp Kayseri'nin parası nereye gidiyor derse, başka birileri de çıkar der ki İstanbul'un vergileri nereye gidiyor? İzmir'in, Kocaeli'nin vergileri nereye gidiyor der. Bu pek sağlıklı bir yaklaşım değil. Bu arada bizim cirolarımızı gördünüz, 505 milyon dolar ihracattan geliyor. Satışlarımızın her ürün grubunda minimum 1/3 İstanbul'a olan satışlar. Yani biz dünyanın parasını, Türkiye'nin parasını Kayseri'ye topluyoruz. Buradan bir yere giden para yok ama dünyanın ve Türkiye'nin parası Kayseri'ye geliyor. Evet, 2016 yılında devlete 406 milyon lira vergi ödüyormuşuz. 2021 yılında 1 milyar 584 milyon lira vergi ödemişiz. Bu vergiler yol olmuş, su olmuş, hastane olmuş, köprü olmuş. İyi ki de olmuş. Keşke daha çok üretsek, daha çok ihraç etsek ve daha çok vergi versek. Bir de mağaza sayılarından bahsedelim. 2021 Mayıs, yani pandemiden artık kesinlikle çıktığımıza emin olduğumuz dönemle 2022 Mayıs arasında 295 tane yeni mağaza açtık. Bu mağazaların bir kısmı geçmişte daha az nitelikli olan, başka yerlerde daha geniş metrekarelerde daha iyi dekorasyonla açılan mağazalar, bazıları da sıfırdan bizim açmış olduğumuz mağazalar. Yani burada da enteresan bir şekilde rakamlar işlerin çok yolunda olduğunu söylüyor. Geldik çalışan sayılarına. Mesai arkadaşlarımın tamamı bilir. Bütün sunumlarım, bütün motivasyon konuşmalarım, bütün onlarla bir araya gelmelerim, iftar yemekleri, işte şirketlerine davet edip yönetim toplantılarına çağırdıklarında ne yapar ne eder lafı şu tabloya getiririm. Ve artık onların ezbere bildikleri ama benim söylemekten yılmayacağım, dilimde tüy bitse bile söylemeye devam edeceğim rakamlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 209 tane vakıf ve özel devlet üniversitesinde, vakıf ve devlet üniversitesinde 7 milyon 900 bin öğrenci okuyor. Bu çocukların bir kısmı 1 yıl, bir kısmı 2 yıl, bir kısmı 3 yıl, bir kısmı 4 yıl tıp fakültesi okuyorsa 6 yıl sonra mezun olacaktır.
Yani biz bugünden maksimum 6 yıl sonrasında aşağıdan yeni gelecek olanları da yok sayarak, onlar hiç yok, dondurduk, artık üniversitelere yeni öğrenci almıyoruz. 7 milyon 900 bin gence iş bulmak zorundayız. Pekala, 7 milyon 900 bin rakamı neyi temsil ediyor? 7 milyon 900 bin rakamı Türkiye'de bugün çalışmakta olan, bordroda görünen, ekonomiye kayıtlı olan bütün üniversite mezunları 7 milyon 700 bin kişi. Yani şu an sistemde elinde üniversite diploması olup işbaşı yaptırdığımız 7 milyon 700 bin gencimiz var ki bir kısmı biraz evvel ayağa kalktılar, gördük ve onların gelmesiyle çok daha güçlendik. Onlar çok daha taze bilgilerle geldiler. Onlar bizim görmediğimiz şeyleri görecekler, duymadıklarımızı duyacaklar ve yapamadıklarımızı yapacaklar. Buna da inanıyorum. Yani 7 milyon 700 bine karşı 7 milyon 900 bin geliyor. Bunlara iş bulmak zorundayız. İş sadece iş mi? İş sadece iş değil. Bu çocuklar üniversitelerden mezun oluyorlar ve geleceğe dair umutları olması lazım. İş olmayan birisinin geleceğe dair bir umudu olmaz. Yuva kurma hayali kuramaz. Sevdiği kızı gidip istemeyi aklına bile getiremez. Yetişkinse, evliyse sabah bir baba için harçlık isteyen evladına 10 lira verememekten daha büyük bir zul var mıdır? Yoktur. Sabah işten çıkart, evden çıkarken işe gitmeyip iş aramaya giden ve karısına hanım bir ihtiyacın var mı diye soramayan bir babadan, bir kocadan daha bir insana acı gelecek olan bir şey var mıdır? Yoktur. O zaman bu tablo çok önemli. Daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ve buna inanan insanlarla yol yürüyeceğiz. Yani yanındaki masanın yanına bir masa daha koymak, yanına bir arkadaşını daha, bir sene sonra mezun olacak arkadaşını daha işe sokmak ideali olmayan bir adamın bu holding değeri yok, olmayacak. Burada çalışan herkesin birinci önceliği kendinden sonra gelen bir arkadaşına en az bir kişilik istihdam oluşturmak olacak. Ne yapmışız? 12.405 kişiyle almışız. Bugün 13.853 kişi, 1448 tane arkadaşımıza iş vermişiz, umut vermişiz, heyecan vermişiz, yuva kurdurmuşuz, evlendirmişiz. Baba olduysa çocuklarının rızkını temin etmişiz. Buna aracılık etmişiz, rızkı veren Allah'tır. Devam. Pekala. Bu kadar çalıştık. Rakamlar da çok para kazandık diyor. Bu paraları ne yaptık? Sarayın özel kalemlerine, onun bunun vakıflarına, derneklerine saçmışız. Böyle bir iddia var ve iddianın sahipleri böyle boş beleş adamlar da değil. Ama öyle mi yapmışız gerçekten? Öyle mi yapmışız? Bakın, rakamları anlatırken dedim ki burası artık dünya ölçeğinde bir holding. Bu holdingde dünya insanları çalışıyor. Yani biraz evvel ayağa kalkan çocuklar kendilerine iddia edildiği gibi falancaya filancaya sadakatleri dolayısıyla değil, liyakatleri dolayısıyla işe alındı her biri. Ve tek bir amaçları var. Bu holdingi bugün olduğu yerden bir adım daha ileriye götürmek. Ve oluşturulmuş olan karları bu misyona, bu vizyona uygun bir şekilde harcamak. Biz bugün sadece Türkiye'de, öncelikle Kayseri'dir bizim için, sonra Türkiye genelindeki vakıflara, derneklere, ihtiyaç sahibi insanlara yardım ederiz. Ama Türkiye ile de sınırlı kalmaz. Bakın. Çırpınır da karadeniz,
Biz iki gözden akan tek damla yaşız. Biz sırt sırta vermiş tek gövdeyiz. O zor günlerde can yoldaşımıza canı gönülden destek olduk. Karabağ Türk'ün bayrağını diken Azerbaycan halkını, Azerbaycan ordusunu kutluyoruz. Erciyes Anadolu Holding. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'a asacağız ya da Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asacağız. Azer'in bundan 8-9 yıl önce TRT Müzik'teki bir programda söylediğinde, yani kendisine Çırpınırdı Karadeniz türküsü söylettirildiğinde, o kısım geldiğinde Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız demişti. 17 ya da 18 tane ülke Türkiye'ye nota vermişti. Devlet televizyonunda bölücülük yapılıyor, başka bir ülkenin toprağına göz dikiliyor falan diye, ama bugün Azerbaycan bayrağı Karabağ'da dalgalanıyor ve oradaki şehit ve gazi ailelerine Azerbaycan'a düzenlediğimiz bir gezi sonrası 3 tır dolusu mobilya yardımı yapmıştık. Muhtemelen onların da sarayın özel kalemiyle falan ilgisi vardır. Arka bahçedeki vakıflardan, derneklerden bir tanesi de onlardır. Evet, geldik biz. Başka ne yaptık? Kayseri'deki 100 tane okula tasarım beceri atölyesi yaptık. Türkiye'de ilk. Kayseri'deki köy okullarının birçoğuna kütüphane yaptık. Erciyes Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ile birçok işbirliğimiz oldu, maddi desteğimiz oldu ve hala intern mühendis programından tutun İK programlarının birçoğunda Erciyes, Abdullah Gül, Kayseri Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan'ın pozitif ayrımcılık yapılıyor. Nuh Naci Yazgan'a pozitif ayrımcılık yapılıyor. Pandeminin ilk döneminde dezavantajlı çocuklara Kayseri'den başlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı eliyle tablet dağıttık. Türkiye'nin birçok ilindeki öğrenci yurtlarının yatak, baza, nevresim tefrişatlarını yaptık. Her ne kadar sağ elin verdiğini sol el görmese de diyorsak, dinimiz bunu emrediyorsa, bazen sadece şuradaki 14 bin kişinin hukukunu korumak adına bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Darbecez'e öğrenci yurdumu tepeden tırnağa. 1200 tane kız öğrencimiz kalıyor. İstanbul'da evet, ama Kayseri'den, Iğdır'dan, Sinop'tan, Adapazarı'ndan, Türkiye'nin dört bir tarafından giden, zaten İstanbul'da oturan adam gidip İstanbul'daki yurtta kalmaz. 1200 tane kız öğrenci kalıyor. Ve Kayseri Üniversitesi ile özellikle de mühendislik bilimleri ve el becerisi gerektirilmesi gereken birçok yerde laboratuvar desteği veriyoruz. Başka ne yapıyoruz? İstikbal Mobilya Kayseri Spor, HES Kablo Kayseri Spor, şimdi oldu Yukatel Kayseri Spor. İsim hakkı hala bizde bu arada, 2 sene daha. Ama eğer Yukatel devam etmek istiyorsa kullansın, helal hoş olsun. Yeter ki Kayseri Spor'a para gelsin, biz o hakkınızı ileriki yıllarda kullanırız. İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun birincisini yaptık. Yine İstikbal'in sponsorluğunda yaptık. Bellona Kadın Basketbol Takımı, orada da destekçilerinden, fazla destek göremese bile destekçilerinden, en önemlilerinden bir tanesi biziz. Burada iki tane şeyi çok önemsiyorum. Onlara da kısa kısa vaktinizi alıp bahsedeceğim. Aslında bu sunum biraz uzayacak. 4,5 yılın hatırına sizlerden biraz sabır. Ama sunum devam ettiği sürece azami ilgi istiyorum. Azami dikkat istiyorum lütfen. Çünkü burada anlatacaklarım, diyorum, yine benimle ilgili değil. Bu başarının ilmik ilmik dokunmasında pay sahibi olan arkadaşlarımın emeklerine saygı olarak sizlerden bu sabrı rica ediyorum. Kan kanseri hastanesi başlamış, yarım kalmıştı. Bir gün hocalar bize geldiler, birlikte bu işi yapalım dediler. Ve orada derneğin başındaki hocamın anlattığı bir hikaye, bunu bir iki yerde daha anlattım. Beni çok etkiledi. Biliyorsunuz buraya artık son umudu, evine yollanan ve bir ihtimal hani ilik kan nakli yapılırsa belki yaşayabilir umuduyla
olan hastalar geliyor. Yani evine git ya da buraya gel. Evine git, son günlerini huzur içinde annenin babanın yanında geçir. Ya da gel buraya, son bir şansını dene denilen hastalar buraya geliyor. Şu anda 60 yatak kapasiteli. Dünyada yarışabileceği tek yer Houston 48 yatak kapasiteli Methodist. Yani dünyada, Amerika'da muadilinden 12 yatak kapasitesi daha yukarıda. Hoca anlatıyor, Musa Hoca. Diyor ki, bir hasta var diyor. Bebek hayata tutunmak istiyor. Yani nakli alacak, ilerleyecek, hayata tutunmak istiyor. Ama diyor, sizin verdiğiniz ilaçlar bu işin %50'si ama diğer %50'si de anne babanın şefkati, ilgisi. Daha da ağırlıklı annenin ilgisi, çocuğun annenin sıcaklığını, ana kucağının sıcaklığını hissedebilmesi. Ama diyor, anne ısrarla çocuğu kucağına alıyor, ısrarla. Birinci kürü yaptık. Önce diyor, doktor, hekim olarak konuştum. Dedim ki, bak, ilaçlar %50'si, %50'si sensin. Şu çocuk kucağına al, sıcaklığını hissetsin. İkinci kürü yaptık. Yok, almıyor kucağına diyor. Emzirmiyor bile diyor. Bu sefer diyor, doktorluktan çıktı, abi olduk. Bak, abi olarak konuşuyor. Bir aile büyüğü gibi gör beni. Bu çocuk ölecek. İlaçlara karşılık veriyor. Ama senden, annesinden destek görmediğin zaman sanma ki sen bu can değildir. Diyor ki, anam benim yaşamamı istemiyor diye düşünüyor diyor, olacak kadar çocuk diyor. O bebek diyor. Üçüncü kür yapıldı diyor, artık ne abilik kaldı ne hekimlik, zorbalık başladı. Çağırdım onu odaya, soktum. Ağzıma geleni söylüyorum diyor. Kızım zorun ne? Biz bu kadar uğraşırken çocuk senin çocuğun, derdin ne? Bana dedi ki diyor, hocam 3 yıl önce bir bebeğim oldu. Aynı hastalık, öldüm. Bana o zaman da dediler ki diyor, ilaç kadar anne de bu işte etkili. Çocuğunu sar, sarmala, sev, okşa. Çok sevdim onu diyor, öldüm. Veren Allah, alan Allah. 2 yıl önce bir tane daha oldu diyor. Aynı hastalık. Yine öldü diyor. O kadar bağlandım ki diyor, kendime gelemedim. Ama isyan etmedim diyor. Veren Allah, alan Allah. Sonra bu oldu diyor, hamile kaldım. Ve dedim ki diyor, ya bu da bu hastalıkla doğmaz herhalde. Bu da bu hastalıkla doğdu diyor. Şimdi siz bana diyorsunuz ki diyor, öp, sarıl, kokla, iyice alış. Ondan sonra da ölsün. De bu hikayeden etkilenmemek mümkün değil. Bu hastane bitti. Ve bu hastanede şu ortada gördüğünüz güzeller güzeli melek gibi kız, işte o kız çocuğu. Ve bu hastanenin açılışında bana da bir lütfettiler, büyüklük ettiler, bir konuşma fırsatı verdiler. Ve orada şunu söyledim. İnsanların hayatında kendi tarihleri için, kendi tarihlerine not düşecekleri çok önemli anlar vardır. Benim falanca şirketin genel müdürü olmuşum, filanca yerin CEO'su olmuşum, şunu yapmışım, bunu yapmışım. Onların hiçbirini ileride hatırlayacağımı düşünmüyorum. Ya da bir anlam olacağını sanmıyorum. Ama hem çocuklarıma hem torunlarıma anlatacağım en büyük hikaye, bu hastanenin yapımında elimde bir tuzum var çorbada ve açılışında ben de oradaydım ve bu tarihe tanıklık ettim diyeceğim demiştim o günkü konuşmamda ve buna gerçekten inanarak söylemiştim. Devam edelim. Başka ne yaptık? Kayseri Polis Özel Harekat Binası. Bu da çok enteresan, beni etkileyen hikayelerden bir tanesidir. Kayseri Polis Özel Harekat Daire Başkanı beni bir akşam yemeğine davet etti. Bu binanın olduğu binaya. Ve biliyorsunuz Kayseri Polis Özel Harekat, polis özel harekatlar içinde en özellikli olanlardan bir tanesi. Bu hendek operasyonlarında aktif bir şekilde rol aldılar. Hala Kuzey Irak'ta, Suriye'de de en etkin ve aktif görev alan grup Kayseri'deki grup. Bunlar göreve gidiyorlar. Belli bir süre sonra geliyorlar yenilenmek için, dinlenmek için. Ve kaldıkları bina bu bina. Ama bu bina tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücü, kudreti sınırsızdır, sonsuzdur. Her bir ihtiyacı karşılayabilecek kadar da güçlüdür, kuvvetlidir. Ama işte bir öncelik sırası var. Orada öncelik sırasında bir şey olmuş. Binanın fiziki durumu pek iyi değildi.
İşte binayı birlikte gezdik, her tarafı gezdik. Yemeğimizi de yedik. Hani adettendir ya, konuya girilir, bir şey talep edilir. Bekliyorum bir talep mi gelecek diye. Hiçbir talep gelmedi. Çayı içtik, bir talep gelmedi. Kalkıyorum dedim, hiçbir şey söylenmedi. Arabaya geldim artık, arabanın kapısındayız. Döndüm, özel erkek şube müdürüne. Dedim ki ya müdürüm, buraya kadar geldik, Allah razı olsun, yedik içtik, arkadaşlarla sohbet ettik. Çok güzel de bir akşam geçirdik. Yok mu bir eksiğiniz, bir isteğiniz? Başkanım dedi, siz sorduğunuz için size bir yer göstereyim, benim için orayı yapın dedi. Ben de şimdi düşünüyorum, diyorum ki oturma odası çok kötüydü, yatak odaları kötüydü, işte tuvaletler, banyolar kötüydü. Acaba hangisini ister, birini mi ister, öbürünü mü ister? Tuttu beni elimden, arkada en dipte hiç beni götürmedikleri, gezdirmedikleri bir alana götürdü. Silah dedi namustur, cephane namustur. Burası bizim cephaneliğimiz, bize yakışmıyor, ne olur burayı yapın dedi. Televizyon yok. Tuvaletler doğru düzgün değil, oturma alanları doğru düzgün değil, hiçbir şey doğru düzgün değil. Bir şey istediyorsun ve diyor ki silah namustur. Cephaneliği yapın. Allah lütfetti, biz o cephaneliği de yaptık, o binayı da tepeden tırnağa yeniledik. Kayseri'nin parası nerelere nerelere gidiyor. Evet, başka ne yaptık? Kayseri'de muhtaç ailelere sünnet töreni yaptık. Kendi çocuklarımızdan ayırmadık. Devletin himayesinde, bakımındaki olan ve sünnet yaşı gelmiş olan çocukları kendi fabrikamızdaki mesai arkadaşlarımızın çocukları gibi gördük. Onların da sünnet törenlerini biz yaptık. Erciyes Üniversitesi'yle dönem dönem işçi sayımız, Allah yokluklarını göstermesin, çok fazla kan bağışı kampanyaları yapıyoruz. Depremzedeler için kampanyalar yapıyoruz ve biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına da nakdi desteğimiz oldu. Bir de geldik kültür sanat. Kanışka'nın kültür mirası tanıtımını yaptık biliyorsunuz. Spor programı olarak. Mimar Sinan izinde fotoğraf yarışması yaptık. Mimar Sinan'ın bütün eserlerinin fotoğraflandığı ve içinden birinci, ikinci, üçüncünün çıktığı çok güzel bir takvim yaptık. O resimler, telif hakları biz de kullanmaya devam ediyoruz. Devrim Erbil, biz Devrim Erbil'le çalışma kararı aldık. O sene Cumhurbaşkanlığı büyük modern sanat ödülünü aldı. Furniture Uluslararası Tasarım Yarışması'nı yaptık. Londra'da Dokuhum'un bir sergisini yaptık. Türk ve Azeri sanatçıların desteklendiği. Ve yine Dokuhum'la Doris Tarıbaş'ın balon desenli çok güzel bir çalışmasını yaptık. Ve Yücel Arzen. Şunu bir geçelim. Kıymetli DMSF Başkanı'nın, Alparslan Bey'in, Fahrettin Altun'un ve son olarak da size ulaştıran kıymetli Cumhurbaşkanımızın emeklerini, katkılarını burada söylemem gerekiyor. Rüzgarlar essin kur bende ta ezelden, sen bizimsin, biz de senin.
Biz parayı çarçur etmeyi çok seviyoruz ya. Bir gün uyandık, dedik ki bugün parayı nerede çarçur edelim? O zaman da Allah için hakkını vermek lazım. Necip Fazıl'ın şiirlerinin şarkı haline getirilmesi hallerinden, işte Sakarya'yı duymuşsunuzdur, Sur'da Bir Gecik Açtı'yı duymuşsunuzdur. Yücel Hoca'yla konuştuk. Dedik ya bir şey yapalım. Bir CD haline getirelim bunu ve dağıtalım. Hatta konserler serisi yapalım. O süreçte ısrarla dedi ki Ayasofya'yla ilgili elimde muhteşem bir eser var. Yalnız dedi prodüksiyonu çok pahalı olacak. Çünkü bir ucu Bangladeş, öbür ucu işte Irak, öbür ucu Türkmenistan, öbür ucu şurası, öbür ucu burası. Dedi ki hoca problem değil, iyi bir iş olacaksa dursun. Günün birinde, günü geldiğinde de kullanılır. Biz çalışmaya başladık. Yaklaşık bir ay bu gördüğünüz video klibin çekimleri tuttu. Bir ay bitti, bir hafta sonra Danıştay Ayasofya'nın ibadete açılması gerektiği kararını, daha doğrusu müze olan kararını iptal etti. İbadete açılmasının önünde engel kalmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ve biz o süreçte İletişim Başkanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla temasa geçtik. Elimizde hazır böyle bir şey olduğunu ve istiyorlarsa, yani buranın telifi İstikbal Mobilya'dadır. Ama İstikbal Mobilya'nın telifinden böyle bir tesadüf sonrası vazgeçebileceğini söyledik. Ve bu ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın Twitter hesabından ve sosyal medya hesaplarından çıktı. O işte bizim işimiz. Onu da bu arada satır arasında belirtmiş olayım. Evet, benim bugün anlatacaklarım bunlar. Sabrınız için, öncelikle burada olduğunuz için, vakit ayırdığınız için her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Muhakkak sorular olacaktır. İsterseniz işinizi kolaylaştırayım. Hepinizin aklındaki soruyu soruldu kabul edip ben başlayayım ya da biriniz sorsun. Buyurun. Buyurun Azim Bey. Geçtiğimiz günlerde Sayın Devlet Vekilleri'nin hem de sınavda Şen Çetin'i dinliyorum Azim Bey. Medyada da paylaştılar. Basında da bilgi gönderdiler. Şimdi sorum şu. Burada göremedim ama siz holding olarak herhangi bir vakıf ya da devreye bir para aktardınız mı? İkincisi, gizli ya da açık bilmediğimiz bir şirkette ortaklığınız var mı? Buradan iş yapan holdingle ortaklık şeklinde. Ya da şahsımın mı? Şahsınızın. Okey. Milletvekillerinin iddia ettiği için soruyorum bu soruyu tabii. AK Partili milletvekillerinin burada herhangi bir işi var mı, ticareti var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şu elimdeki meclis tutanakları. Yani kıymetli iki tane milletvekilimizin, ben de bir Kayseri seçmeniyim. 2023'te oyumu Kayseri'de kullanacağım. Yani benim de oy kullanacağım bir dahaki dönemde. 4,5 yıldır aranızda yaşıyorum. Kendimi Kayserili gibi hissediyorum. Kıymetli milletvekillerinin meclis kürsüsünden bizimle, şahsımla ve holdingle ilgili söylediği şeyler. Cevap vermeden bir şeyin altını kalın kalın çizerek başlamak istiyorum. Sayın milletvekillerinin her ikisinin de atladığı iki tane temel nokta var. Bir, ben milletim. Alparslan Baki Ertekin bir Kayseri seçmeni. Ben siyasetçi değilim. Ben bürokrat da değilim. Ben memur da değilim. Kamu adına bir görev ifa ediyorum. Ama kamu adına bu görevi ifa ederken de 4,5 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Milletvekili kimdir, nedir diye sorulduğunda benim aklıma gelen şey şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3 tane temel erkten oluşur. Bu erklerden bir tanesi yasamadır, diğeri yargıdır, öbürü yürütmedir. Yasama erki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindedir. Yani kıymetli milletvekilleri eliyle yasalar yapılır. Ve benim bir vatandaş olarak, ki unutmayın,
milletvekili deniyor. Her şeyin asili vekilinden önce gelir. Yani millet, milletvekilinden önce gelir. Ben milletin kendisiyim, ben cumhurun kendisiyim. Beni temsil için oraya giden birisinin ve yasama görevi ifa eden birisinin şu konuda çok dikkatli olmasını isterdim. Bakın aynen okuyorum. Çok özür diliyorum. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 190. maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesi gereğince iddia eden iddiasını ispat yükümlülüğü taşır. Suç işlendiğini iddia eden ispatla mükelleftir. Hatta suç isnat eder, sonra da kanıtlayamazsa iftira etmekten dolayı ceza alacaktır. Bir adım ötesi de var. Ya ben şununla ilgili bir iddiada bulunayım, bir şey ortaya atayım, savcılıkta gitsin bu konuyu araştırsın, karizması çizilsin, işte görevdeyse belki el çektirilsin, belki kenara alınsın, savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi de suçtur, iftira suçtur. Şimdi durum böyleyken, bu yasanın yapıldığı meclisin bir bireyi, yasama organı olan iki milletvekilinin birazdan neler söylediklerini tek tek okuyacağım. Ama oraya gelmeden, şimdi ben dahil, burada çalışanlar dahil, herkesin hukukunu korumakla kendimi mükellef sayıyorum. Ama nedenini söyleyeyim size. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Gerçekten şeye inanıyor olsalar, yani burada bir şeylerin yanlış yapıldığına, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden biri de kamu adına denetimdir. Bu amaçla yapıyor olsalar, vallahi billahi dert etmeyeceğim. Ama madem yaptılar, ben size ne olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bundan 4 ay önce biz kıymetli iki milletvekiliyle bir başka konuda atıştık. Neyse şunu da alayım yanıma. Ve bu atışmada bir sürü kişi kanaatini söyledi. Ve o zaman ben bütün sözlerime şöyle başladım. Dedim ki günün sonunda bu vekillerden bir tanesi işte 100 küsür bin, öbürü 96 bin, biri 108 bin, öbürü 96 bin oy almıştır. Bu kadar kişinin oyunu alan kıymetli vekillerle ilgili kullanacağım kelimelerde azami özeni göstermek zorundayım. Ama yanlış aksedilen konuları da doğru bir şekilde anlatmak durumundayım. Olayın çıkış nedeni neydi 4 ay önce? Şuydu. Toplu iş sözleşmesini yapmıştık. Ve toplu iş sözleşmesi sırasında yine ben bu kürsüdeydim. Şurada duruyordum. Karşımda da sizler gibi kıymetli bir hazirun vardı. Ve bakıp nasıl şimdi albayım, cemiyet başkanım, belli ona gelen müdürüm, Oktay abi diyorsam, o zaman da karşımda olan insanlara teşekkür ettim. Yani o an salonda olan insanlara teşekkür ettim. Dedim ki lütfettiniz, bugün buraya kadar geldiniz, bizimle birliktesiniz. Sonra döndüler o iki tane kıymetli milletvekili. Olayı bambaşka bir yere çekmeye çalıştılar. O zaman da yine gazeteciler cemiyetinde yeni bir seçim süreci bitmişti. Ben kıymetli başkanıma hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde soru soruldu. Ona bildiğince kırmadan, dökmeden, nezaket kurallarını hiçe saymadan cevap vermeye çalıştım. Ama söylediğim şey şuydu. Bir şehre dışarıdan biri geldiğinde nezaket gereği gidilir ve hoş geldiniz denilir. Bu iki vekil de, bu iki vekilin mensubu oldukları partiler de bana hayırlı olsun demediler. Buna rağmen dedim, ben 2017-27 Aralık'ta geldim. 2018 Haziran'ında yapılan seçimden sonra, yani bu 6 aylık süreç içinde bana hoş geldin demeyen insanlar milletvekili seçildiklerinde hem ulusal hem Kayseri'deki bütün gazetelere tam sayfa ilan verdim. Kayseri'mizi 27. yasama döneminde temsil edecek olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Çetin Arağ'a, İyi Parti milletvekili Sayın Dursun Ataş'a görevlerinde başarılar diler, tebrik ederim diye. Aslında bu anlayana, ya siz bir hayırlı olsun bile demediniz ama ben sizi tebrik ediyorum. Bu tebriğe de bir dönüp bir teşekkür ya da
gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti gelmedi. Bunu söyledi. Yalan mı? Değil. Ama polemik oldu, şu oldu, bu oldu, detaya girmiyorum ama polemik basında uzadı, ben uzatmadım. Ve bu soru önergesinin sebebi şu. Bir tane kıymetli gazeteci arkadaşımız, abimiz yazmış. Bu arada kendisi Cumhuriyet Halk Partili bir gazeteci ve 27. yasama dönemi için Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili 7. sıra adayı. Aday adayı değil, 7. sıra adayı. Yani seçilse milletvekili olacaktı. Çetin Arık cidden haklıysa çıkıp ben Sayın Ertekin'in anlattığı gibi TMBB'deki makamından telefonla arattırıp bağlatmadım. Herhangi bir kişinin işe alınması için talepte bulunmadım. CV göndermedim. Ben kimsenin şahsi işini kovalamıyorum. Sayın Ertekin anlattığı gibi bana cep telefonu numarasını da yazdırmadı demeli. Diyor mu? Demiyor. Diyecek mi? Bilmiyoruz. Demiş, devam etmiş. Değil ise Çetin Arık çıkıp karşı tarafı kuramadığı medeni ilişki eksikliğini sadece ve sadece iktidar yalakalığı sözüyle perdelemeye kalkmamalı, içini örneklerle doldurmalı demiş. Devam etmiş. Önceki gün gazeteciler cemiyetini ziyaret etmiş. Gerek Çetin Arık ve gerekse Dursun Ataş ile aralarında geçen ve bugün tartışma konusu olan süreci de anlattı. Kendilerini sosyal medyadan izledim. Dedim ya, Sayın Ertekin son derece zeki birisi. Her ne kadar ben bir siyasi figür değilim diyorsa da bugüne kadar Kayseri'de diğer siyasi figür konumunda olanların yapamayacağı kadar hem Çetin Arık'ı hem de Dursun Ataş'ı Kayseri kamuoyu nezdinde çok kötü bir konuma taşıdı. Ciddi manada güvenilirliklerine zeval getirdi. Dedim ya, Sayın Ertekin çok zeki bir insan. Tıpkı Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanı Kel Aliço pehlivanı gibi, Aliço pehlivanın en önemli özelliği rakiplerini eze eze yenmesiydi. El ense çeker, tırpan atar, paçadan kapar ve rakibini yıldırırdı. Sayın Ertekin de kendisini eleştiren iki milletvekilini Kayseri kamuoyunda ve seçmenlerinin huzurunda çok zor duruma düşürdü. Bakın, dün evvelsi gün mecliste sergilenen tiyatronun sebebi budur. Unutulamamış olmasıdır. Yoksa bunun dışında makul, mantıklı bir gerekçe bulamıyorum. Ama keşke bu kişinin yazdığı bu yazıya takılıp bu işi İnan Murat meselesi yapıp zamanını kollayıp bir milletvekilinin sahip olduğu yasa önergesi vermek, işte soruşturma önergesi vermek gibi bir hakkı bu amaçları için kullanmamış olsalardı ve keşke yine aynı kişinin şu yazdığı satırları kale alsalardı, o yazdığı satırları değil. Ne demiş yine aynı kişi? Şu veya bu şekilde bu tür olumsuzluklar yaşandı diye ne Çetin Arık'ın ne Dursun Ataş'ın bir kamu kurumunda olan Erciyes Anadolu Holding ve onun CEO'su Alparslan Baki Ertekin ile ilişkilerini askıya almaya hakkı yoktur. Tersi, Sayın Ertekin'in de geçmişte bu tür olumsuzluklar yaşandı diye Sayın Çetin Arık ve Sayın Dursun Ataş'ı dışlamaya, yok farz etmeye ve bu tür etkinliklere davet etmeme hakkı yoktur. Ama niyet farklıysa kusur bulunur demiş. Şimdi size soruyorum. Birinci yazıdaki yazılanları da gerçeği kabul edip ya da kendinize önünüze mihenk taşı alıp ona göre davranabilirdiniz. Şu ikinci yazıda yazılanı da kendinize yol haritası gösterici olarak alabilirdiniz. Onlar o birinciyi tercih etmişler. Tabii ki kendi tercihleri, ona bir şey diyemeyeceğim. Ama dedim ya, iki şeyi unuttular. Birincisi benim cumhur olduğumu, millet olduğumu, benim asil onların vekil olduğumu unuttular. Beni bir siyasi rakip gibi kafalarında konumlandırdılar ki bu baştan yanlış. Yani bir önermenin teoremi yanlışsa, önermenin kendisi, ben siyasi figür değilim kardeşim. Yani bunları söyleyeceksen bak, 8 tane karşı partilerden
milletvekili var. Git onlara söyle, bana niye söylüyorsun? Ben vatandaşım. Ben cumhurum. Ben milletim. Sen benim vekilimsin. Sen oraya benim hakkımda hiçbir belgeye dayandıramadın. O öyle demiş, bu böyle demiş denilecek şeyleri dile getirmek için gitmedin. Benim hakkımı, hukukumu korumak için gittin. Benim rolüm olan RGS Anadolu Holding CEO'su rolünde burada çalışan 14 bin kişinin hakkını, hukukunu gözetmek için oradasın. Devam. Ne demişler? Şimdi oraya geleceğiz. Hani dedim ya, bu işin tek tarafı ben değilim, sizleri, hepimizi ilgilendiriyor. Bütün sözlerinin içinde katıldığım tek bir cümle bulabildim. Onu da okumak isterim. Şu an kamunun yönetiminde bu şirketlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Evet, bu ifadeye katılmıyorum. Sayın Dursun Ataş söylemiş. Liyakate göre değil, sadakate göre seçilen bu yöneticiler, kendilerine Türk milleti adına emanet edilen bu kurumları şeffaf ve liyakatle yönetmek yerine kurumları kendilerine siyasi ikbal ve partilerine menfaat sağlamak için kullanma yoluna gitmişlerdir. Şimdi, RGS Anadolu Holding'in bir CEO'su, 4 CEO yardımcısı, 20 küsür genel müdürü, 50-60 genel müdür yardımcısı, 100'den fazla müdürü, bir 300-400 tane şefi var. Ve ben Holding'in CEO'su olarak bütün Holding çalışanlarının huzurunda diyorum ki, bu çalışanlardan maksimum 4 ya da 5 tanesini ben getirdim. Geriye kalanların tamamı buradaydı, Kayseri'deydi. Mustafa Bey, ayağa kalkar mısınız? İsminiz, ünvanınız ve kaç yıldır bu Holding'de çalışıyorsunuz? Mustafa Karememiş, Bedava Genel Müdürü. Kaç yıldır Holding'desiniz? 28. Evet. Çok güzel. Arşullah Bey, lütfen ayağa kalk. Adınız, soyadınız, kaç yıldır gruptasınız? Arşullah Kadim, Boyser Genel Müdürüyüm. 24. yılımı doldurdum. Cüneyt Bey. Cüneyt Ocak, 23 yıldır. Buradayım, 10 bin lira. Mikail Bey, önden bakıyorum. Mikail Malik, 22. yılım. Veltex Genel Müdürüyüm. Çok güzel. Emel Hanım, siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, kaç yıldır gruptaydınız? Benden önce kiminle çalışıyordunuz? Anadolu Holding'de 20 yıla yakın çalışıyorum. Mustafa Boydak Bey'in asistanıyım. Çok güzel. 4 kişi getirdim. Sadece 4. Sayıyla 4, rakamla 4. Erdal bir tanesi. Boğaziçi İşletmeyi birincilikle bitirdi. İngilizce, Fransızca, ana dil gibi bilir. Kale grubundan transfer ettik. Murat, Boğaziçi Endüstri mezunu. İstanbul Fen Lisesi mezunu. Boylan grubundan getirdik. Bilkent Master, Kanada doktoralı. Kanada vatandaşlığı var. Zar zor getirdim, zor ikna ettim. Tarkan şu an bizimle değil. Boğaziçi bilgisayar mezunu. Amerika'dan getirdim, Miami'den getirdim. 2,5 yıl kaldı. Şu anda tekrar Miami'de. Kendi şirketiyle 17 milyon dolar yılda ciro yapıyor. Bir de sonradan Mehmet Ali geldi. IT'nin başında. O da en son Havaş'taydı. O da Ankara Fen Lisesi, sonrasında elektrik elektronik. AVEA'da çalıştı, Türk Telekom'da çalıştı. En son sanırım Havaş'tan bize geldi. Şimdi soruyorum. Şu yeni işe başlayan arkadaşlar, lütfen bir kere daha ayağa kalkar mısınız? Lütfen, yoracağım sizi. Hakkınızı helal edin çocuklar. Ama emin olun sizin için de mücadele ediyorum. Hiç kimsenin size hiçbir vasfınız olmadığı, birilerinin bilmem nesi olduğunuz diye burada çalıştığınız ithamını, iddiasını yapmasına izin vermeyeceğim. Herhangi biriniz çocuklar, ne olur Allah rızası için söyleyin. Hayatınızda bugün şu salona girene kadar beni bu kadar yakından göreniniz var mı? Var mı arkadaşlar? Var mı? Yok, güzel. Pekala. Bir tanenize sorayım. İsminiz nedir hanımefendi? Eda'cığım, söyler misin bana kaç tane mülakattan geçtin? 4 mülakat. Kişilik envanter testi, şu bu onlar. Neler yapıldı? Bana çok kısaca anlatır mısın Eda'cığım? Lütfen diğerleri oturabilir arkadaşlar.
Eda'cığım anlat, işe nasıl girdin? Nelerden geçtin? Nasıl bir süreç oldu? Yaklaşık 3 ay sürdü. 4-5 mülakata girdim. Online mülakatlara girdim. İnsan kaynaklarıyla görüştüm. Bölümle görüştüm. Departmanlarla görüştüm. Öyle geldim. Pekala, birisi sana dese ki liyakat sahibi değilsin. Sadece Alparslan Ertekin'e ya da bir partiye sadakat ile buraya geldin. Ne hissedersin? Kızar mısın? Öfkelenir misin? Evet, çünkü öyle gelmedim. İşte ben bugün o yüzden bu kadar öfkeliyim. Sizler adına öfkeliyim. Unutmayın beni. Evet, devam edelim. Başka ne demiş bu arkadaş? Senin gibi. Demiş ki... Neredeydi şu an? Bir bakalım, liyakata göre. Şirket bünyesinde yatırıma dönüşmesi gereken paralar saraya, yakın şaibeli vakıf ve derneklere, reklam adı altında havuz medyasına, iktidar siyasetçilerine, yandaşlara rant olarak aktarılmasında paravan olarak kullanılmıştır. Kurumu milyarlarca euro zarara uğrattığı, zimmetine para geçirdiği iddia edilmiştir. Bakın şimdi, bunu söyleyen çok kıymetli bir milletvekili milyarlarca euro diyor. Nasrettin Hoca'nın şu meşhur hikayesi var biliyorsunuz. Kimileri işte kadı yaptı diyor, kimileri sultanın karşısına gitti deniyor. Bir suç isnat ediliyor Nasrettin Hoca'ya. Ya kadı ya da padişah da diyor ki 100 tane sopa vurun. Falakaya yatırın 100 tane sopa vurun diyor. Nasrettin Hoca da diyor ki ya hoca, yani ya kadı ya da ya padişah, ya matematik bilmiyorsun ya sopa yemedin diyor. Yani milyarlarca euro, bugün 1 euro 18 lira. Milyarlarcayı 10, 20, 30 yapmıyorum ben. En basic temel basamak 2. 2 milyar euro yaptım. 36 milyar lira. Yani bu şirketin tarihindeki en üst ciro net kar 2021'de 2 milyar. Demek ki 18 milyar, 18 yıllık karını hortumlayıp helal olsun. Ya bunu yapabilen biri varsa zaten işe alın. Yani 2 milyar euro'nun olduğu yerde, net karın olduğu yerde 2 milyar euro'yu götürebilen biri varsa, çıkarabilen biri varsa ne olur hep beraber bulalım. Ben yemin ediyorum, gönüllüyüm, gelsin benim yerime otursun. Hani öyle de olsa ne fark ediyor? 2 milyar euro ne ya? Milyarlarca euro diyor. Ben de en temel basamağı alıyorum. 1'i almıyorum, 2'yi alıyorum. İsterseniz 1'i alayım. 1 milyar euro olsun. Hani milyarlarca dediği için, milyar euro dese 1 olur. Milyarlarca 2 olsun. Ha burası da çok komik. Sayın Vekil diyor ki meclisin kürsüsünden. Daha vahimi ise yolsuzluk yaptığı edilen eski CEO'nun TMSF'de yönetici olarak bir üst konuma atanmasıdır. Yani TMSF adına iddia edilen kendi yolsuzluğunu kendi araştıracak konuma getirilmiştir. Allah Allah. Benim bildiğim eski CEO Ertuğrul Laçiner ayrıldı gitti. O gün bugündür de Moda'da bir evde yaşıyor. Çetin Arık'ta sormuş. Eski CEO nerede? Valla benim bildiğim tanımıyorum. Arkadaşım değil ama Kadıköy Moda'da yaşıyor. Yani bir yere gittiği yok TMSF'de daha üst pozisyonu. İşte burada bana başlıyor şimdi. Göreve gelen yeni CEO Selefi'nin kaldığı yerden devam etmiş. Kendinden önceki dönem için iddia edilen yolsuzlukları araştırmak, sorumlular hakkında bilgileri ve belgeleri ilgili kurumlara vermek, Kayserilerin hakkını korumak, şirketi layıkıyla yönetmek yerine bütün enerjisini başka alanlarda kullanmaktadır. Kayseri'de ve kamuoyunda siyasiler, siyasilerin yakınları, saray danışmanları, saray özel kalemleri ve yakınlarıyla ticari ilişkiler içerisine girdiği, özellikle sarayın talimatıyla şirketin karını saraya yakın vakıf ve derneklere aktardığı iddia edilmektedir. Buradaki kritik kelime ne biliyor musunuz? Birisi bunun kulağına üflemiş. Demiş ki, bak ne söylüyorsan söyle, yalan olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama sonuna iddia edilmektedir dersen yırtarsın demiş. Ama onunla da yırtamayacak, bundan emin olun. Böyle kolay değil meclisin kürsüsüne geçip öyle demiş. Şimdi soruyorum. Diyorum ki Sayın Çetin Arık ve Sayın Dursun Ataş, İkinizin dışında
Kayseri'de üçüncü bir kişi bulsanıza, hani diyor ya, öyle denildiği iddia edilmektedir. O zaman birileri bunu demiş. Ben de diyorum ki, Çetin Arık ve Dursun Ataş, ikinizin dışında Kayseri'de bunu diyen üçüncü şahıs kim? Söyleyin görelim ya. Öyle ya. İddia edilmektedir. Yani çok kişi söylemiştir. O zaman sen Çetin Arık, sen Dursun Ataş, kenara üçüncü bir kişiyi söyleyin bana bunları söylemiş olan. Var mı? Duydunuz mu? Ben bir öncekinin kaldığı yerden devam etmişim. Tek motiv Allah'tan korkar insan ya. Eğer birazcık sosyal medya takip ediyorsanız hiçbir şey yapmıyor. Bunlar da çok zoruna gidiyor. Ya arkadaş gece gündüz çalışıyoruz ya. Özel hayatımız yok. Laf, söz, dedikodu olmasın diye 4,5 yıldır Kayseri'de 4 duvar arasında yaşıyorum. Bir taneniz deyin ki falanca restoranda gördüm. Falanca yerde gördüm. Filanca yerde gördüm. Filanca yerde alışveriş yapıyordu. Falanca yere gidiyordu. Ya bu kadar hassas davranırken, 4,5 yıldır 4 duvar arasında yaşarken, pazar akşamı geldim, pazartesi sabah uçağıyla bile gelmedim. Pazar akşamından geldim, pazartesi mesaisi bölünmesin diye. Pazar, cuma gecesi en son uçakla gittim. Cuma gecesi gittim, pazar gecesi geldim. Pazartesiden cumaya bu şehirdeydim, 4 duvar arasında yaşadım. Sabah ofisime geldim, akşam işime gittim. İşimle ilgili olmayan, randevu isteyen bir Allah'ın kuluna da randevu vermedim. Bilmem ne derneği, bilmem ne vakfı, kibirli dediler, kimseyle görüşmüyor dediler. Doğrusu ne? İşim değil. Burada ben maaşımı bu şirkete basiretli tacir gibi yönetmek için alıyorum. İşimin dışında olan hiç kimseyle görüşmüyorum kardeşim, görüşmeyeceğim. Benim işim bu holdingi yönetmek. Benim görüşeceğim kişiler bayilerim, ana bayilerim, genel müdürlerim, genel müdür yardımcılarım ve müdürlerim. Onun dışında görüştüğüm her zamana yazıklar olsun. Ben buraya sosyalleşmek için, falanca dernek, filanca bakıp görüşmek için gelmedim. Ben bu şirketi yönetmek için geldim. Ve buna uygun bir şekilde çalıştığıma da bu arkadaşlar görememiş olsa da 14 bin mesai arkadaşımın kefil olduğuna ben kefilim. Bir tane mesai arkadaşım benimle ilgili olarak ya bizim patron da tembel çalışmıyor demez. Yok bitireyim. Tabii ki soruyu alacağım. Peki başka ne demiş? Ha, bu arada siz de töhmet altında bırakıyor. Medya kuruluşları falan filan. Bilmiyorum ben size para aktarıyormuşum. Bak haberiniz olsun. Birinize eksik birinize fazla veriyorsam kavga gürültü olmasın. Bakın burada bir şey daha var. Bu da çok rahatsız edici. Ayrıca yine şirket organizasyonlarını yüksek ücretlerle başka firmalardan teklif dahi almadan adrese teslim yandaş firmalara yaptırdığı lojistik işlerinde şirketi zarara uğrattığı, medya kuruluşlarına reklam giderleri adı altında yüklü ödemeler yaptığı dıdın 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 burası çok geliyor şimdi. Kayseri Spor sponsorluk hakkı için verilen paralar üzerinden değişik ilişkilerinin olduğu gibi pek çok konu konuşulmaktadır. Sondan başlayayım. Ben diyorum ki namusum şerefim üzerine sponsor olarak Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nı tanırım, Erol Bedir'i tanırım, parayı onlara yolladım. Şimdi koskoca vekilde yalan söylemeyeceğine göre ya Erol Bedir ya Berna Gözbaşı bu paraları lüpletmiş, öyle diyor. Öyle diyor. O zaman buradan çağırın. Ey Erol Bedir, ey Berna Gözbaşı ya çıkın açıklama yapın ya da bunu kabul ediyorsunuz kardeşim. Öyle ben yapmadım. Bir ilişkide bir veren bir alan olur. Ben verdim parayı. Namuslu, düzgün. Şirketin kal CFO'ya Erdal Bey. Şirketin resmi hesabından bir sözleşmeye binaen parayı sözleşmede yazan miktar kadar yolladık. Doğru mudur? Doğru. Bu şekilde yaptım. Okey. Verende bir problem yok. O zaman alanda var problem. Öyle ya. Diyor ki Kayseri Spor sponsorluk hakkı için verilen paralar üzerinden değişik ilişkilerinin olduğu gibi pek çok konu konuşulmaktadır. Şimdi ben verelim, CEO'm orada, CFO'm orada diyor ki biz normal hesaptan sözleşmeye uygun parayı yolladık. O zaman alanla Erol Bedir, duy beni. Berna Gözbaşı, duy beni. Bir dolap çevirmişsiniz. Ya dolap çevirdiniz, susuyorsunuz, sessiz kalıyorsunuz. Dolap çevirdiniz, ortaya çıktı, suçüstü yakalandınız. Ya da bu iddia sizin için çok önemsiz bir iddia. Umrunuzda olmuyor, cevap vermiyorsunuz. Ya da hoca çıkın, deyin ki bu adam bizimle ilgili iftira atıyor, suç duygusunda bulundu. Evet, yeni işe başlayan kıymetli kardeşlerim, aranızda satın alma departmanında çalışan kimse var mı? El kaldırsın.
Satın alma. Sizi alayım. İsminiz ne? Mert. Nerede çalışıyorsun Mert? Formsün geldi. Şimdi Mert, doğruyu, sadece doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine namusun, şerefin üzerine yemin eder misin? Yemin ederim. Çok güzel. Şirketinde satın alma süreçlerinin neresinde ben varım? Sadece çok yüksek, 250 bin liraya geçtiğinde CEO imzasına gönderiyoruz. Yani satın almayı yapıyorsunuz, bir evrağın formalite icabı en son imzalatını ben atıyorum. Evet. Peki, bu kadar ne kadar zamandır çalışıyorsun? Bir yıl, bir aydır. Bir yıl, bir aydır çok satın alma yapmışsındır. Evet. Güzel. Ben seni her gün, her hafta, iki haftada bir, ayda bir, üç ayda bir, beş ayda bir arayıp şu malı şundan 10 liraya değil 15 liraya ara diye kaç kere aradım? Hiç aramadınız, ben sizi ilk defa görüyorum buradan. Yok, yanılıyorsun olur mu? Bak, koca milletvekili yalan mı söylüyor? İyi düşün. O zaman senin hafızanda problem var. Başka kim vardı satın alma? Lütfen ayağa kalkın. Nerede çalışıyorsunuz? Belinova satın alma. Belinova satın alma. İsim ne? Ömer İlhan. Ömer. O zaman Ömer, arkadaşının hatırlayamadığı şeyi ne olur sen hatırla da sayın milletvekilimiz yalancı duruma düşmesin. Ben seni her gün, her hafta, iki haftada bir, üç haftada bir, beş haftada bir, ayda bir arıyorum ve şu malı 10 liraya değil 15 liraya buradan alıyorum. Doğru mu? Yanlış. Allah Allah. Yine mi olmadı? Peki ben sizleri aramayıp genel müdürlerinizi arıyor olabilir miyim? Hayır, çünkü süreci biz yönetiyoruz şeflerimizle birlikte. Ha, yani ben bu süreçlere dahil değilim öyle mi? Hayır. Yani Kayseri kamuoyunda düşünüldüğü gibi ben sabah odama gelip oturup 30 şirketi açıp şu malı şuradan alsın, bu malı buradan alsın, bu malı buradan alsın. Peki böyle yapmaya niyetlensem bunu bir insanın becerebilmesi mümkün mü? Yani oturup 30 tane şirketin satın almasını planlayabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Kaç kişi vardır toplam holdingde satın almada? 300-400 kişi vardır değil mi? Yani ortalama vardır. Yani 400 kişinin yaptığı işi bir adamın tek başına yapması mümkün değildir, öyle mi? Mümkün değil. Peki, çok güzel. O zaman ben soruyu değiştireyim. Formsünger'den ve Bellona'dan iki arkadaş aldık. Formsünger'in genel müdürü burada değil. Ama Meltex'in genel müdürü burada. Mondi'nin burada, Bellona'nın burada. Öyle ya, biz de ağaç kovuğundan çıkmadık. Kendimize göre bir sosyal çevremiz var. Mesela Ömer abi karşımda, ona söyledim. Ömer abi beni aradı. Dedi ki, ya Alpaslan, Bellona bilmem ne kartonu alıyormuş. Benim de karton, Türkiye'deki en iyi karton, en iyi kalite, en iyi fiyat benden alsınlar. Olabilir mi böyle bir şey? Olur. Bir tanıdığım beni arayıp böyle bir şey diyebilir mi? Der. Diyorlar mı? Zaman zaman diyorlar. Böyle bir şey olduğunda, Mustafa Bey lütfen ayağa kalkın. Sizi bir kere daha yoracağım kıymetli genel müdürüm. Mustafa Bey, böyle bir şey olduğunda kıramayacağım, hatırı olan bir arkadaşım beni aradığını, öncelikle doğruyu, sadece doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin eder misiniz? Evet, evet. Peki, böyle bir şey olduğunda ben size telefon ettiğimde nasıl anlatıyorum olayı bir söyler misiniz? Süreç tamamen şirketin satın alma kriterleri ve kalite kriterleri doğrultusunda fiyat teklif olarak aynı fiyatsa, kalite ve diğer bütün kriterleri karşılıyorsa yani, almakla ilgili süreci başlatıyoruz. Pekala, hiç bugüne kadar size 10 liralık bir malı 11 liraya alın dedim mi? Yok, mümkün değil böyle. İyi düşün. Çok... Ya koca milletvekili yalan söylüyor olamaz. İyi düşün. Vardır bir tane iki tane. Hiç mi yok? Yok, hiç yok. Sana denk gelmemiştir. Mikail Bey, sana hiç denk geldi mi böyle bir şey? Hayır başkanım. Pekala, bir de burada bir iddia daha var. Hiçbir firmadan teklif almadan en son işe giren satın almacı kim? En yeni kim satın almadan? Kimdir? Bir ay, iki ay var mı bir aylık, iki aylık bir arkadaşım? Yok. Üç aylık? Yok. Üç aylık da mı yok? Dört aylık? 9 aylık. Kim? Kalkın lütfen ayağa, 4 aylık. İsim ne? Enes Karakaya. Enes, her işin bir alfabesi vardır, anayasası vardır. Holding'de satın almanın anayasasına göre bir teklifin bir üst amire gidebilmesi için en az kaç yerden teklif alınması lazım? Minimum 3. Bak, sen de yine benim istediklerimi söylemiyorsun bak. Beni milletvekiliyle karşı karşıya getirdin. Şimdi koskoca milletvekili tek bir yerden teklif alınıp diyor şimdi. İyi düşün, vardır bir tane iki tane, yok mu? Kesinlikle yok. Allah Allah. Tüh.
Otur sen de benim istediğim cevabı vermedin. Olmadı. Neyse devam ediyoruz. Bu Sayın Dursun Ataş'ın söyledikleri. Yoksa biz Alparslan Bey'e böyle konuşacaksak Alparslan Bey'e alabilir miyiz? Toplantılar var. Tamam. Okey. 15 dakikaya bitiriyorum, söz veriyorum. Çetin Arık'ı hızlı geçelim. 10 dakika istiyorum. Şimdi Çetin Arık da bir sürü şey söylemiş ama demiş ki bakınız o CEO'nun yerine atanan yeni CEO kim? İktidar Partisi'nin İstanbul Milletvekili adayı aynı zamanda Berat Albayrak ve Sedat Albayrak'la birlikte Nur Vakfı'nın genel müdürü. Sedat Albayrak kim tanımıyorum. Benim bildiğim Sadık amcanın iki oğlu var. Biri Berat, öbürü Serhat. Herhalde Serhat demek istemiş. Ha, eğer bu Serhat'sa yani Berat ve Serhat Albayrak'sa ben diyorum ki Kasım 2020'den yani Berat Bey'in istifa ettiği günden bugüne kadar herhangi bir kişi benim Serhat Bey'le ya da Berat Bey'le yüz yüze görüştüğümü, telefonda görüştüğümü, mesajlaştığımı ispat etsin istifa ediyorum. Bu iddiayı ortaya atan da istifa ediyor mu? Yine söylüyorum. Kasım 2020'de Sayın Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan affını istediği günden bugüne kadar ne Serhat Albayrak'la ne Berat Albayrak'la bir kere telefonda görüşmedim. Bir kere mesajlaşmadık. Ben mesaj attım. Hayırdır patron, ne oluyor, şu bu diye cevap almadım. Yani karşılıklı giden gelen hiçbir bilgi olmadığına ve bunun olduğunu ispat edebilen biri olduğunda hemen görevimden istifa edeceğini söylüyorum. Bu iddiayı ortaya atan da istifa ediyorum. Öyle ya. Ha bir şey daha var. Ama tarafsızca yayıncılık yapan Fox TV, Halk TV, Tele 1. Neyse burayı geçtik. Bakın Erciyes Anadolu Holding'in yani Kayseri'nin parası başka nerelere aktarılıyor? Damat nereye uygun görürse oraya aktarılıyor. O zaman damadı ben diyorum ki 1,5 senedir konuşmadım, görmedim, mesajlaşmadım. Burada bir tutarsızlık var. Onu da sizin takdirinize sunuyorum. Türkiye'nin sahip olduğu İbni Haldun Üniversitesi'ne bir de CEO'nun nun okulları var ya, onu da herhalde CEO kendisi açıklayacaktır. Açıklıyorum şimdi. Sıkı durun Kayseri medyası. Eğer nun okullarına bir kuruş verildiyse istifa ediyorum. Bunu açıkla diyen kıymetli Çetin Arık, sen de istifa ediyor musun? Bir kör kuruş verilmedi. Ediyor musun istifanı? Açıkla demişsin ya, açıkladım. Diyorum ki nun okullarına CEO'ya sordu demiş. Sordunuz, cevap veriyorum. Bir kör kuruş verilmedi. Sen verildiğini iddia ediyorsun. Ben verilmedi diyorum. Verildiğini, bir kuruş verildiğini ispat et. İstifa ediyorum, sen istifa ediyor musun? Zaten gerek kalmayacak muhtemelen önümüzdeki dönemde. O da ayrı bir hikaye. Neyse ondan sonra demiş ki Sayın Başkan burası önemli. Yeter ikinci kez. Sayın Başkan 3 dakikayı 2 dakikaya uzatma olur mu? Bıraksam 90 dakika konuşacak demiş birisi. Evet. Bir şey daha var, onu da söyleyeceğim. Bu da yine. Yine bu kişi holdingi babasının çiftliği olarak gördüğü için muhalefet partisinin milletvekillerini ve il başkanlarını davet etmemiştir diyor. Bakın psikolojide buna yansıtma denir. Yani bir insan kendi yaptığını bildiği bir şeyi ben yaptım diyemiyorsa başkasına yaptı der. Nereden çıkarıyorum? Yine kıymetli bir abimin yazısından. Hani ben bu holdingi babamın çiftliği gibi yönetmekle itham ediliyorum ya, bir abi şöyle yazmış. CHP'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP adeta bir aile şirketine dönüştürülmek isteniyor. Kimin aile şirketine? Milletvekili Çetin Arık'ın aile şirketine. Dün bu sayfada yazdım. Turan Arık CHP kontenjanından kişisel verileri koruma kurulu üyeliğine getirildi. Görev süresi sona erince görevi yenilenmeden bağlı bir şekilde emekli oldu. Şimdi her ay ortalama 11 bin 12 bin lira civarında emekli maaşı alıyor. CHP'yi bir aile şirketine dönüştürürlerse buna hiçbir CHP'li razı olmaz. İyi, hoş, ne güzel. Çetin Arık her dönem milletvekili olacak, sefasını sürecek. Ağabeyi Turan Arık kişisel verileri koruma kuruluna CHP kontenjanından getirilecek. O sefa sürecek, sefası sonunda da ballı emekliliği hak edecek. Turan Arık'ın oğlu Alperen Arık il yönetim kurulu üyesi olacak. CHP'li Salız Belediyesi'nin sözleşmelik avukatı olacak.
Yeğen aynı il yönetim kurulunda dediğimiz dedik çaldığım usulük hesabı koskoca bir parti ellerinde oyuncak olacak öyle mi? CHP hiçbir dönem böyle bir manzarayla karşı karşıya gelmedi. Hiçbir dönem ahbap, çavuş, eş, dost ilişkileriyle yönetilmedi. Her şeyin bir yakışanı var. Yapmayın. Bu partiyi bu kadar yıpratmayın. Cumhuriyeti kuran bu parti eş, dost, ahbap ve emniyen kuşatması altında yönetilemez. Yazıktır, günahtır, ayıptır, etmeyin, eylemeyin demiş. Şimdi kendisine bunu denen birisinin tutup bana burayı babanın çiftliği gibi yönetiyorsun demesini yadırgamıyorum. Çünkü ben sosyoloji okudum lisans olarak. Psikolojide yansıtmanın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Son. Sayın Çetin Arık bu tür şeylere çok alışık. Yani çıkıp kürsüden şuradan buradan o anın sıcaklığı, mikrofonun şehvetiyle çok şey söylüyor ama kendisine Ankara İstinaf Mahkemesi bir uyarı yapmış. Bir tazminata hükmedilmiş. O da yerel mahkemenin kararını istinafa taşımış. O zaman Kayseri'de istinaf yok, Ankara'ya. Ankara'daki İstinaf Mahkemesi hakimi, başkan çok güzel bir uyarı yapmış kıymetli sayın vekilimize. Demiş ki, ahim kararlarına atıfta bulunmuş, ifade özgürlüğünün siyaset adamları için çok daha geniş bir şekilde yorumlanması gerektiği vurgulanmış ise de, yani diyor ki normal vatandaşın eleştirme hakkı ile diyor, siyasetçinin eleştirme hakkı aynı değildir. Siyasetçi biraz daha fazla eleştirebilir diyor. Ama ise de bu özgürlüğün sınırsız olmadığı, davalıya ait ifadelerin somut isnat içerdiği, davaların iddiasını ispata yarar bir belge sunmadığı, anılan ifadelerin onur ve saygınlığı hedef alan kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ifade edilmiş ve 6.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Ben de diyorum ki kıymetli vekilim, sayın vekilim, 106.000 oy almış vekilim, benim temsilcim, ben milletim, sen benim vekilimsin. Bir kere bir mahkeme sana demiş ki tamam milletvekilisin, istediğin gibi kendini ifade edebilirsin ama bunda da bir sınır var. Bir kere bu parayı ödemişsin, bu sınırı niye bir kere daha aşıyorsun? Elinde tek bir belgen var mı? Tek bir bilgin var mı? Tek bir şeyin var mı? Varsa zaten niye savcılıklara gitmiyorsun? Varsa niye savcılıklara gitmiyorsun? Bakın kamu görevini ifa edenlerin suçu gizleyemezler. Mesela sizler de gazeteci olarak kamu görevi ifa ediyorsunuz. Ben herhangi birinin bir parayı çaldığını gördüğümde vatandaş olarak korkup bunu ilgili yerlere bildiremeyebilirim. Bu bana bir suç olarak dönmez. Ama siz bir gazeteci olarak birinin bir parayı çaldığını görüp susuyorsanız suç işliyorsunuz. Siz söylemekle mükellefsiniz. Kıymetli sayın milletvekilim, sen de söylemekle mükellefsin. Ama öyle boş atıp dolu tutmayla olmuyor. Belgesini koyacaksın. Bak ben 10 dakikada söylediğin her şeyi çürütüyorum. Var mı elinde belgen, bilgin, kaydın, kuydun? Onları ortaya koyacaksın. Ha, eğer istediğin şuysa son 2 dakikan bitiriyorum. Bu holdingde asla olmayacak. Pardon. Ha, bir tane sebep de bu. Bir sebep de bu. %60 bir zam veriyoruz bu sene toplu iş sözleşmesiyle. Sevincini yaşayamadık. Bu olaylar yaşanırken, biz bu mutluluğu yaşarken, tam bu olayların gölgesinde bu tür şeylerle uğraştık. Ama bizden beklenen, bakın bir şey çok önemli. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tapu İdaresi, bunların tamamı ya genel bütçeden, ya katma değerli bütçeden pay alır. İller İdaresi'nden, şuradan buradan pay alır. Amerikalıların tabiriyle taxpayers money, yani vergi ödeyenlerin parasını kullanır. O yüzden de eğer birileri bir duyar kasacaksa, vergi ödeyenlerin parasının kullanıldığı yerlerle ilgili duyar kasmak çok daha anlamlı olur. Burada vergi ödeyenlerin parası yok. 14.000 mesai arkadaşımla oluşturduğumuz kaynakların içinden
her yıl net karın %2,5'una denk gelen kısımla ilgili yapılan yardımlar ve bağışlar var. Yine söylüyorum, buradaki paranın içinde sizin onun öbürünün berikinin vergisi yok. Ama buradaki asıl rahatsızlık şuysa, bu holdingde bu asla olmayacak, söz veriyorum. Ha, bir şey daha var, bu da çok kritik. Bakın, BOLT, Fethullah Gülen terör örgütünün yayın organı. BOLT Medya, Fethullah Gülen terör örgütünün yayın organı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Milleti'nin Kayserili vatandaşların oyuyla seçilmiş olan bir milletvekili sırf söylediğini yazdı diye, yani bir terör örgütünün yayın organıyla aynı noktaya geldi diye bu tweet'i retweetleyebiliyor. Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu da, mesela bunu aldım. Azim Bey sağ olsun böyle bir şey demiş. Demiş ki ya ortaya, benim biraz evvel söylediklerimi söylemiş aslında. Demiş ki ya belge koy, bilgi koy, bir şey koy. Şu arkadaş da, ya kılavuzu karga olanın diyorlar ya, Dursun Ataş'ın danışmanıymış. Bakın, dünya görüşüne bakın. Araştırma önergesi, iddiaların araştırılması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için veriliyor. Bu da muhatapların kendilerini anlatması ve anlaması için büyük bir fırsattır. Yani evrensel hukuk diyor ki, iddia eden ispatla mükelleftir. Bu diyor ki, biz iddia edelim, kendisi masum olduğunu ispatlasın. Yani bu kafanın danışmanlık yaptığı bir adamın bunları söylemesi kadar normal bir şey yok zaten. Son bir video, bir video daha bitiriyoruz, söz veriyorum. OYÖREN, DİAYDER yani Din Adamları Yardımlaşma Derneği. Sözde alternatif cuma namazı vaazlarıyla, toplantılarıyla ve vaazlarıyla halkın dini inanç ve değerlerini istismar ederek PKK propagandası yapan bir dernekti. Ve bu dernek 2013'te Abdullah Öcalan'dan aldığı talimatla Demokratik İslam Kongresi'ni gerçekleştirmiş, Diyanet'in camilerine gitmeyin çağrısında bulunmuştu. İşte bu ve benzeri talimatları, benzeri eylemleri gerçekleştiren bu dernek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma gerçekleştirdi ve bu soruşturma tamamlandı. Soruşturmada bir detay daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra bu derneğin İBB tarafından referans olarak görüldüğü ve DİAYDER üyelerinin İBB'ye gazsal olarak alındığı ifade edildi. Bunu da İBB gazsal olarak giren bir sanık kendisi itiraf etti. Ve sadece burada gazsal olarak çalışmadıklarını, kendisiyle beraber 6 kişinin daha işbaşı yaptığını ve maaşlarının bir kısmını da DİAYDER'e, yani dolaylı olarak PKK'ya gönderdiklerini belirtti ki bu yine kendi aralarındaki yaptıkları mesajlaşmalarda da görülüyor, ispatlanıyor, delillendiriliyordu. Bir başka delil de yine bu gazsalların İBB'nin market kartlarını, yani yardıma muhtaç kişilere dağıtılacak olan o market kartlarını da yine PKK'nın değer ailesi olarak görülen, yani dağdaki teröristlerin ailelerine dağıttığına yönelik de yine tespitlerde bu soruşturmada ele geçirildi. Evet, şimdi ben buradan diyorum ya, Erciyes Anadolu Holding kendi yarattığı imkanlarla kendi bütçesinden yardımlar, bağışlar yapıyor. Oysa burada zikredilen belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi, örneklerden bir tanesi o denk gelmiş. Bu iddiayı yapan kim? Devletin kurumu TRT. Herhalde habercilik gereği haber sağlamdır diye düşünüyorum. Diyor ki değer ailesi, değer ailesine kıymetli biricik kim? Dağdan PKK'lı üyelerin ailelerine maddi yardım yapılıyor deniyor. Bakın, bizler bu holdingde olduğumuz sürece bu holdingin değer aileleri şehit ve gazi aileleridir. Onlara da ne yaptığımızı burada kıymetli başkan Ali Başkan'a sorun. Ali Karagöz'e, ikinci başkana, birinci başkan Ali Yavuz'a sorun. Bizim için değer aileleri onlar olmaya devam edecek. Kimin değer aileleri bunlarsa, üstelik de kamu bütçesinden, bizim gibi kendi bütçesinden değil, İller Bankası'ndan gelen bütçeden, öbür taraftan gelen bütçeden gönüllerince desteklemeye devam edebilirler. Son, bitiyor. Biz Ayasofya'yı yaptık, kendi bütçemizden yaptık, devlet bütçesinden yapılan sanata bakıyoruz.
başa alsanız bana. Yani. O ilk bölüm mecliste değil miydi? Efendim? İlki mecliste değil miydi? Yok yok. O İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğaçlama bilmem ne festivalinden. Birincisi Cemal Reşit Rey konser salonunda. İkincisi hani konser salonunda bütün vatandaşlar gelemiyor. Bir haksızlık olmasın, bir yani sanatta kayırma olmasın. Biz sanatı insanların ayağına götürelim diye vapura götürmüşler. Evet. Ya vapuru parçalamışlar. Bu da olmayacak arkadaşlar. Üstelik bu kamu bütçesiyle oluyor. Sizin benim vergilerimle oluyor. Biz burada yaptığımız her şeyi kendi topladığımız paralarla yapıyoruz. Benim anlatacaklarım bunlar. Evet, TÜRGEV'e para veriyor muyuz? Tabii ki veriyoruz. TÜGVA'ya para veriyor muyuz? Tabii ki veriyoruz. TÜGVA'ya vereceğim, TÜRGEV'e vereceğim, ilim yaymaya vereceğim. Ama öyle attıkları, tuttukları kadar paralar değil. Zaten akılla mantıklı oluşmuyor. Diyorum ki net karın %2,5 diyorum. Kayseri'de yapılan işleri görüyorsunuz. Kayseri Spor'a verilen paraları duyuyorsunuz. Çarpım bölüm geneline kalıyorsa hakkaniyetli bir şekilde. Mesela ben şu sanat gösterisine 400 bin lira vermektense bu sene Erciyes Üniversitesi'nde oruç tutan çocuklara 2 gün iftar verdim. Allah razı olsun. Zaten onların dualarıyla burada dimdik ayakta duruyorum. Evet, başka soru varsa buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Başa mı alalım? Görüntüyü başa mı alalım? Görüntüyü başa alalım. Yok, görüntüyle alakalı değil. Alparslan Bey, son dönemde sıkça duyuyoruz. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Belki cevabını veremeyeceğiniz bir soru olacak ama. Holding'le alakalı devletin müşahede kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanalı yaklaşık 2,5 yıl olmuş. Evet. Yargıtay aşamasında 2,5 yıldır neyi bekliyor? Gidişat nedir? Siz bu konuyla ilgili düşünüyorsunuz ne devlet? Tabii ki hani konu yargın olunca pek bir şey söylemek mümkün değil ama şöyle bir gelişme var, belki ondan haberdar olduğunuz. Son çıkan torba yasa tasarısında Yargıtay süreci tamamlanmadan da, müsaade edilmeden de şirketlerin satılmasının önündeki engel kalktı. Yani bugün TMSF istediği her şirketi satabilir. Sattıktan sonra parasını mahkeme kararı çıkana kadar Ziraat Bankası'nda sanırım bloke etmek zorunda. Mahkeme kararından sonra eğer şirket sahiplerine iade edilirse o para sahiplerine verilecek. Yok, müsaade edilecekse hazineye aktarılacak. Yani şu anda müsaade kararının beklenmesini gerektirecek bir durum yok. O bağlamda Akın Çorab'ın şey satıldı zaten, biliyorsunuz. Sürat Kargo satıldı, Naksan satıldı. Aynen. Bu önümüz, aynesi bilmiyorum, onu bilmiyorum da Akın Çorab'ın satışa çıktığını biliyorum, çok yakında satılacak. Kar etse dahi. Kar etse dahi. Geçmişte kar etme kriteri, yani zarar etme kriteri vardı. Bu torba yasa tasarısında iki şey çıktı. Bir, kar payı dağıtılabilecek. İki, şey yapılabilecek, kar etse dahi satılabilecek. Burada satış bonusu günlerinde mi? Tabii ki. Aynen. Tabii ki. Tabii ki. Buyurun. Hanginiz bilmiyorum ya. Buyurun, buyurun. Efendim, konuşmalarınızın başında da söylediniz iddialar. Daha önce bu iddialara ilişkin ne cevaplar verdiniz burada? O zaman ailenizin de bundan etkilendiğini ve çok ağabeyinize gitmiş olduğunu söylediğiniz cümleler de vardı. O zaman yargılığına gitmiş miydiniz? Gitmediyseniz şimdi gitmeyi düşünüyor musunuz? Birinci soru. İki, İstanbul Milletvekili adayı cümle geçmişti o kişilerin iddialarında. Hakikaten 2023'te düşünüyor musunuz herhangi bir yerden? Üçüncüsü de Kayseri'de pek çok kurumda belgeler havada uçuşurken o kurumlarla ilgili bu milletvekilleri ya da herhangi bir milletvekili hiçbir açıklama yapmazken ısrarla niye Erciyes Anadolu Holding ve siz? Teşekkür ederim. Üç soru olur. Üç cevap rica edeyim. Mümkün. Üçten iki. Üç. Yani neden burası? Bence bu sorunun muhatabı kıymetli milletvekillerimiz ama dedim ya iki şeyi yanlış görüyorlar. Bir, beni bir siyasi figür oluyor olarak görüyorlar. Değilim. Beni bir vatandaş gibi görseler, oy verecek biri gibi görseler, beni tavlamaya, benim oyuma talip olmaya çalışsalar eminim zaten bunları yapmayacaklar. Oy verir misin? Bakarım, niye olmasın yani? Hepimiz insanız. Niye olmasın? Ama bu tavırla siz oy verir miydiniz? Vermezsiniz. Yani benim yaşadıklarımı yaşasanız oy verir miydiniz? İkinci soru, ben o gün belki hani ailem derken çekirdek ailemi söyledim ama bir düzeltme yapayım. Benim ifade eksikliğim en oksandığım olmuş. Aileden kastım 14 bin kişilik Erciyes Anadolu, 45 bin kişilik Erciyes Anadolu ile iş yapan insanlardır. Size yemin ediyorum. Bakın bunlar konuşulduğunda arkadaşlarımın hepsinin yüzü düşüyor. Tedarikçilerimizin yüzü düşüyor, ana bayilerimizin yüzü düşüyor, bayilerimizin yüzü düşüyor. 45 bin aile bu işten doğrudan etkileniyor.
onların üzülmesi için. Geçen sefer suç duyurusunda bulunmadım. Bu sefer tek ben değil, çok kalabalık bir grup olarak suç duyurusunda bulunacağız. İftiradır bu. Yani bir insan ki mahkemesinin kararını, Ankara İslam Mahkemesi'nin kararını emsal karar olarak önlerine koyacağız. Yani hiç kimse burada bir eleştiri vardır, işte kürsü dokunulmazlığı vardır, eleştiri hakkı kullanılmıştır diyemez. Burada isnat edilen şeylerin hiçbir yakışık almıyor. Hele bir şey var, bakın şunu söyleyeyim. Yemin ediyorum ya, daha ne bunun ötesi var mı? Yok. Saray, saray, ya bir kişi bile yok tanıdığım bildiğim yahu. Mesela ben 2005'te genel müdür oldum. 2005'ten beri bu sistemin içinde genel müdürüm. Ben Hasan Doğan'ı tanımıyorum. Hani saray özel, tanımıyorum arkadaş. Söylenen, isnat edilen şey o kadar komik ki. Ya bir de şey değil, bakın bazı şeyleri çıkarırsınız, bir belge koyarsınız. Dersin ki, eğer tekim buna ne diyorsun dersiniz. Bir tane belge gördünüz mü ya? Bir tane belge çıkarıp da, eğer tekim buna ne diyorsun denen bir şey gördünüz mü? Yok. Bir şey söyleyeyim bakın. İnsanın olduğu yerde hata olur, yanlış olur. Ama şunu gönül rahatlığı içinde 14 bin mesai arkadaşım adına söylüyorum. Hiçbiri bilerek, isteyerek yanlış bir iş yapmaz. Bilerek, isteyerek yanlış bir iş yapmaz. Evet, başka? Üçüncü soru vardı ya, adayımız. Milletvekili adayımız. Kayseri'den hiçbir dönem milletvekili adayı değil. İstanbul'da da başlamış. Bilmiyorum şu anda, çok erken. Yani yok derim kendimi bağlarım, var derim yanlış anlaşılır, gerek yok. Buyurun efendim. Siz orada yoksunuz, sizin yüzünüzde söyleyemiyorlar. Siz buradan söylüyorsunuz, onlar yok. Bir televizyon programında buluşmak için ihtimaliniz var mı? Artık bitti o. Yani bu saatten sonra birisinin size bu kadar hakaret ettiği bir ortamda onunla birlikte niye olayım? Yani bu geçen dönem vardı. Yani bu iddialarda ortaya, hani dedim ya, aynı kişi iki yazı yazmış. Birinde bunları fişeklemiş. Ha, sizi perişan etti, parçaladı, rezil etti demiş. Öbüründe de ya takılmayın buna, önünüze bakın demiş. Ben önüme baktım. O dönem, o süreçte olsaydı olurdu, bu saatten sonra olmaz. Alparslan Bey, ortaklara kar dağıtımı olacak mı? Olacak. Olacak. Buyurun. Dostluk sorunu var. Kayseri'nin aslında en güncel sorunu şu anda 4. ve 5. organize sanayi kurmaya talip Kayseri'de gerçekten dostluk sorunu çok ciddi boyutlarda. Yani çok önemli bir sorun. Siz orayla ilgili konuşma yapacağım dediniz sonlara. Ha işte şeydi diyor ya, nakliyede yolsuzluklar yapılıyor. Ya ulan bulamadığın bir şeyin yolsuzluğu olur mu? Yok yok, keşke olsa da 10 lira değil 11 lira ver. Yok. Diyorum ki her gün bir sonraki güne %13 devroluyor. Yani nakliyede yolsuzluk oldu demek için sanki böyle yüzlerce firma var, biz de onu ya bulamıyoruz, keşke bulsam da. Dediği gibi 3 lira 5 lira fazla versen de mal ertesi güne kalmasa da bugünden yola çıksa. Yok onu anlat yani, o kadar kopuklar ki Kayseri'nin problemlerinden, sorunlarından o kadar bir haberler ki, yani lojistik işinin böyle korkunç, karlı, uçan, kaçan, ya Kayseri'de ciddi bir sorun bu. Bir tek benim değil, bakın Keskinoğlu yağlarım Abdullah Bey, ne onun firmasının ismi? Neyse. Mesela bu problemlerin en ayyuka çıktığı dönemde beni aradı, dedi ki ya başkanım dedi, sen bir şekilde 100 araç, 100 araç işini gören 50-100 araç da ben alacağım dedi. Abi al, en azından kronik olan şeyi halledersin ama kesin çözüm bulunamaz mı sonra? Dedim açın ona da sorun, bu konuşmada oldu. Yok, yani bulsan herkes fazlasını vermeye razı zaten. Buyurun. Efendim öncelikle ilk başlangıçta bir duygusallığınızı gördüm. Ben 4,5 yıldır toplantılarınız aksatmadan geliyorum. Sonra öfkeli halinizi gördüm. Sonra öfke patlamasını gördüm. Sonra da bir özel mahkeme kurdunuz burada. Ama hükmü açıklamadınız. Sonuç nedir efendim? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ya etten kemikten yaratılmışız. Duygulanmak şeyden çok etkileniyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugün salonda işe yeni başlayan arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Sayıları da bir hayli fazlaymış. Ve hayatım boyunca hep rol model olmaya çalıştım. Baştaki duygusallığımın sebebi acaba bugünkü performansımla böyle bir rol model isterler mi? Yani çıkıp sadece rakamları anlatıp şurada göğsümü gere gere aşağı inmek varken neden bu polemiklerin, çünkü belli olacağım yani gidişattan bu konunun buralara geleceği belli. İnsanız, sinirlenmemeye çalıştım. Eğer sinirlendiysem kontrolsüz,
ağzımdan bir şeyler çıktıysa, maksadını aşan bir laf olduysa ki olmamıştır diye umut ediyorum. Olduysa herkese özür diliyorum.